Yurt dışı Türkler, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımızın Almanya'ya göçün 60. yılı münasebetiyle düzenlediği etkinliklerin ikincisi olan kuşaktan kuşağa Almanya'da Türk diasporası panellerinin ikincisi olan Sesim geliyor mu oraya? Almanya'da Sesim geliyor 60. mu? yıl sesiniz geliyor ama yayınımız başladı. Evet, ben devam ediyorum izninizle. Hayrettin Bey merhaba, sizi biraz bekletiyoruz. Almanya'da 60. yılın öteki yüzü, ateşin düştüğü yer Hanau konulu etkinliğimize hoş geldiniz. Şimdi hemen sözü Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren Beyefendi'ye vermek istiyorum açılış konuşmaları için. Buyurun Sayın Başkanım. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sayın ederim. Bakanım, çok kıymetli hocalarım, bizi YouTube'dan takip eden kıymetli dinleyenler, hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Bu sene Avrupa'da bir başarı hikayesine imza atan millet varlığımızın Almanya'ya göçünün 60. yılı 1961-2021. Biz 50. yılda olduğu gibi 60. yılda da Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak bir takım organizasyonlar tertip etme çalışmaları içerisindeyiz. Bu kapsamda bu aslında ikinci panelimiz. Tabii bu panelimizin de konusu maalesef geçen sene bugün acı bir şekilde 19 Şubat'ta talihsiz bir olay yaşadık Hanau'da. 9 insan ırkçı bir saldırıda hayatını kaybetti. Bunların içerisinde vatandaşlarımız vardı, 4 Türk vardı. Geçen sene biz de Hanau'da bu katliam yapıldığında vatandaşlarımızın yanında olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın talimatlarıyla bulunduk. Yine Hayrettin Bey burada, yine başka bir hayatını kaybeden kişinin Gürkan Bey'in abisi Çetin Bey, onlarla beraber geçen sene oradaydık, cenazelerimizi aldık, Türkiye'ye geldik, Çorum Ağrı'da defnettik ve bir sene boyunca da elimizden geldiğince mağdurlarımızla bir arada olmaya gayret ettik. Tabii bu süre içerisinde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak Avrupa'nın farklı kentlerinde saldırıya uğrayan vatandaşlarımıza yönelik yapılan gerek bireysel gerek kurumsal saldırıları saldırı raporu olarak yayınlamaya başladık. Zaten Alman Federal Meclisi'nin yapmış olduğu çalışmada sadece İslam karşıtı motifiyle Almanya'da geçen yıl 900'ün üzerinde eylem gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra bizim raporlarımıza da Avrupa'da Türklere yönelik 400 yakın saldırı gerçekleştiğini tespit ettik. Bunun yine yarıdan fazlası maalesef tabii Almanya'da. Bu kapsamda biz bu panelde oturumluk bu panelimizde tüm dünyanın şüphesiz son yıllarda en büyük sorunlarından bir tanesi olan ırkçılık sorununu sadece Almanya ve Türkler özelinde de değil, bu olay özelinde genel olarak konuşmak da istiyoruz. Biz tabii Türkiye'nin diaspora kurumu olarak Avrupa'nın hangi ülkesinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda da bireysel hukuki destekler veriyoruz. Geçen sene başlattığımız bir program çerçevesinde ve birçok vatandaşımızın hak arama mücadelesinde yanında olmaya gayret ediyoruz. Yine insan hakları ve hukuk konularında bilgilendirme toplantıları, hukukçular buluşmaları yapıyoruz. Yine hukuk uzmanlık bursu adı altında yurt dışında bilhassa Avrupa'da doğup büyüyen gençlerimizin hukuk alanında uzmanlık kazanmaları için onlara burs destekleri sağlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yaparken aklımızda şu var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla dünyanın her tarafındaki vatandaşların ama hususen de Avrupa'daki Türklerin yanında ve yanında olmaya da gayret edecek. Bugün de bu maalesef elim saldırının birinci yılı vesilesiyle bir araya gelmiş durumdayız. Ben tekrardan bu ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Polonyalı, Bulgaristan vatandaşı, Bosna Hersekli ve Afganistanlı dünyanın farklı ülkelerinden insanlar beraber bir kafede otururken maalesef böyle bir saldırıya maruz kaldılar. Saldırıyı düzenleyen kişi daha sonra intihar etti. Annesini de öldürdü. Fakat bağlantıları henüz daha ortaya çıkarılamadı. Tabiri caizse yalnız kurt olarak adlandırılan bireysel bir saldırı olarak hala kayıtlarda geçiyor. Fakat birazdan Hayrettin Bey de bahsedecektir. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları
kararı mahkemelerde, bireysel olarak açtıkları mahkemelerde de bunun takibinin yapılmasını istiyorlar. Maalesef ırkçılık ve ötekine tahammülsüzlük sadece Avrupa'nın değil, dünyanın bütün ülkelerinde, hemen hemen Batı'nın gelişmiş ülkeleri başta olmak üzere yaşadığımız bir sıkıntı. Buna yönelik hep beraber çözümler üretmek durumundayız. Biz de Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bu anlamda karşılaştığı saldırılarla yanlarında olmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yine bu kapsamda Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla bizler İstanbul, Taksim'de ve Ankara, Kızılay'da bu elim olayın yıl dönümünde Türkiye'deki insanlarımızın, Türk vatandaşlarının da Hanoi'daki hayatını kaybedenleri hatırlaması için bir farkındalık olması hasebiyle bir çalışma başlattık. Hem İstiklal Caddesi'nde hem Kızılay'da Hanoi standlarımızı kurduk ve vatandaşlarımızı bu elim hadiseden bilgilendirmeye, farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Yine geçen sene derbi maçlarımıza olay olduktan sonra büyük takımlarımız, dört büyük takımımız bu saldırıya kınayan pankartlarla çıkmışlardı. Hanoi'da hayatını kaybeden hiçbir zaman unutulmayacak. Bizim yaptığımızda buna mütevazi bir katkı. İnşallah 60. yılında Avrupa'da bir başarı hikayesi sergilen millet varlığımız bundan sonra bu tür saldırılarla karşılaşmaz. Bunun için de herkesin elinden geleni yapması lazım. Biz de bu kapsamda bir mütevazi katkı vermeye çalışıyoruz. Ben vakitlerini ayırıp bu toplantıya iştirak eden Sayın Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Doktor Serdam Çam'a teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Ve yine hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına teşvik ettikleri için teşekkür ediyorum. Yine Almanya'dan ve Türkiye'den bu konuda uzman akademisyenlerimizi birazdan dinleyeceğiz. Onlara sözü bırakmak istiyorum ve Hayrettin Bey'e tekrardan panelimiz hayırlara vesile olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Özellikle Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın yurt dışındaki vatandaşlarımıza sahip çıkma duyarlılığının çok üst seviyede olduğunu biliyoruz. Biz de bundan gurur duyuyoruz açıkçası. O bakımdan sizlere başarılar diliyorum. Şimdi Türkçe'de çok kullandığımız bir söz vardır. Ateş düştüğü yeri yakar diye. Doğrudur. Ateş düştüğü yeri yakar ama yurt dışında vatandaşlarımızın en ufak bir sıkıntıya düşmesi hepimizi yakıyor. Ve bu en son, artık en son olmasını dilediğimiz büyük saldırının, Hanoi katliamının işte hepimizi, yüreğimizi yaktığı gibi en çok da tabii yakınlarının, orada kaybettiklerimizin, şehitlerimizin yakınlarının yüreklerini yaktığını biliyoruz. Bugün aramızda rahmetli Fatih Saraçoğlu'nun ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu kardeşimiz var. Şimdi kendisi Hanav'dan bağlanarak bize duygu ve düşüncelerini aktaracak. Kendisinin acısını yeniden canlandırmak istemiyoruz. Fakat nedir acaba? Yani böyle bir durumda Türkiye'den beklentileri nedir? Türkiye'nin bu konudaki tavrı konusunda nasıl bir karara varmışlardır, düşünceye varmışlardır? Türkiye'nin sahip çıkması herhalde yurt dışındaki vatandaşlarımızı memnun ediyor. Ama tabii ki bütün bunların sorumlusu Türkiye değil. Bütün bunların sorumlusu İslamiyet'i, Türklüğü kendine düşman belirlemiş olan bir takım çevrelerin sorumluluğunda ve bu konuda da tedbir almayan, önlem almakta geciken siyaset kurumunu aslında sorumlu tutmak lazım. Buyurun Hayrettin Bey, sizi dinliyoruz. Sesim geliyor mu ilk önce? Geliyor efendim, geliyor. Herkese selamlar, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz şu an Hanoi'da bütün herkese buluştuk. Kardeşimin vurduğu yere çelenk bırakıyoruz. İlk öncelikle her şey için hepinize buradan teşekkür ediyoruz. Bunu unutturmadınız. Bu olay sırf bizi değil, bütün devletleri, bütün herkesi kapsadığını, herkese tekrardan vurguladığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Bizim istediğimiz Türkiye'den bu olayı yapıyorlardı. Üstüne düşen görevleri de yapıyorlar. Yani unutturmamak, bu olayı hatırlatmak, bu zihniyetin ne kadar tehlike olduğunu, ne kadar insanları, ailelerini yıktığını hatırlatmak. Bu öldüren kişi, yalnız kurt dedikleri, aslında öldürdüğü kişi Almanya'da doğup büyüyen insanlar. Almancası yeterli şekilde konuşup
her türlü iş hayatında olan insanlardı. Bunların öldürülme sebebi adamın dediğine göre, yani Thomas o kişi, katil kişi, bizim gibi konuşup, bizim gibi burada yaşıyor ve yurt dışına atılamıyor. Yani burada bir abşibung denen bir olay var. Yapılamıyor, kişileri hedef aldım diyor. Yani denayi bize uymuyor. Yani bizim gibi konuşuyor ve denayi bize uymayan kişileri öldürmek amacında. Yani zihniyetin saçmalığının zırvasında yani. Yani bunu söylüyor adam bize. Yani bizim burada yaşama hakkımız olmadığını, buradaki insanları hedef aldığını, yabancıları hedef almak istediğini söylüyordu. Bundan önce söylediklerinde yabancı burada işte integreyen olması lazım, buraya işte yabancı dili konuşması lazım deyip bize baskılar yapıyorlardı. Biz bunların hepsini geçtik. Şimdi de diyorlar ki yani burada yaşayıp büyüyüp de dilimizi konuşuyorlar, bizim gibiler ama bizim DNA'ya uymayan kişiler diye hedef almaya başlıyorlar. Avrupa'da şu an yükselen bir yabancı düşmanlığı var. Herkes biliyor, herkes görüyor. Bunun arkasında kimlerin olduğunu, nasıl bir zihniyet taşıdığını ve bunu ne kadar zararlı bir şey olduğunu açıklamamız lazım. Yani herkes Türkiye'de görevini yapıyor yani. Her zaman diyor yani Avrupa'da olsun, genellikle Almanya'da yükselen bir yabancı düşmanlığı var. Bunu da herkes görüyor. Üzüntümüz çok büyük. Yani bir kardeşimi öldürdü. Hepsi gencecik oğlandı. İş hayatlarına atılmışlar. Burada hayatlarını yaşıyorlar. Hiçbir zararı olmayan ve hiçbir kötü işlerle uğraşmayan bir insanlardı bunlar. Çok üzgünüz. Yani sırf Türk değil, burada bütün yabancıları hedef alınmıştır. Üzüntümüz çok büyük yani. Bilmiyorum anlatabilir. Hayrettin Bey, teşekkür ederiz. Öncelikle başınız sağ olsun demek istiyorum tekrar. Ve tabii başımız sağ olsun. Çünkü canımızdan can koparılmıştır. Ve tüm insanlığın hedef alındığı kanaatindeyim. Ben de dediğiniz doğru, sadece Türkleri de değil. 9 kişinin arasında Türk olmayanlar da var. Onlar da maalesef hayatlarını kaybettiler. Sapık bir zihniyetin işte böyle eyleme geçmesi neticesinde. Çok teşekkür ederiz Hayrettin Bey tekrar. Efendim, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Serdar Çam hitap edecekler. Buyurun Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim kıymetli Osmancan Hocam. Kıymetli Hazırun, değerli Hayrettin kardeşimiz ve yakınlarını kaybeden diğer tüm kardeşlerimiz, akademisyenlerimiz, Almanya'dan iştirak eden çeşitli siyasi partilerin, devlet kuruluşlarının temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak hakkın huzuruna gitmiş olan kıymetli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Bütün diğer ülkelerin vefat edenlerine saygıyla burada tekrar yad ediyorum. Tabii bu tip törenlerin, bu tip anma toplantılarının aslında amacı yapılan hadisenin çirkinliğini, kötülüğünü, yanlışlığını bir şekilde hatırlamak, vurgulamak ve bundan sonra yapmamak üzere geleceğe dönük bir nasihat almak ve ders almak adına yapılma arzusuyla yapılıyor. Mutlaka tabii ki her devletin kendine göre bir takım tedbirleri, bir takım gayretleri oluyor. Ancak hepimiz de biliyoruz ki son yıllarda yaşanan bir takım gelişmeler çerçevesinde özellikle Avrupa'da aşırılığın arttığı, yabancı düşmanlığın, radikal hareketlerin, saldırıların ve bir şekilde çatışmaları körükleyebilecek söylemlerin ve yaklaşımların arttığı bir süreci de yüzülerek gözlemliyoruz. Bir takım ruh hastası, kendini iyi bir şekilde yetiştirememiş, farklı dünyanın çizgilerinden giderek insanları düşman bellemiş bir takım marjinal insanlar her zaman her yerde çıkabilir. Ama önemli olan bunların eğitilmesi, engellenmesi ve masumların korunmasına dönük bütün devletlerin alması gereken tedbirler vardır. Bu tedbirler noktasında da geçmişten gelen dersleri ve tarihi vakaları iyi bir şekilde anlayıp araştırıp ondan sonra da uygulamalara koymamız lazım. Burada özellikle ben Avrupa'nın aslında kendi kendine
hata yaptığını, kendi kendine vurduğunu, yanlışlıklar içine doğru da hızla gittiğini üzülerek gördüğümüzü söylemek istiyorum. Tabii ki ben inşallah imkanlar nispetinde değerli konuşmacıları bugün için dinlemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok kıymetli konuşmacılar var baktığım listeye. Dijital ortamda toplantıya katılmanın konforunu yaşayacağız. Zaman zaman kameramı kapatacak olsam da takibi yapacağım inşallah. Dinleyeceğim bütün konuşmacıları sonuna kadar. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Avrupa'da bir takım sanayi devrimleriyle birlikte yaşanan, buharın keşfiyle birlikte yaşanan teknolojik gelişme ve sanayi devrimiyle birlikte gelişen bütün teknolojik ve endüstriyel çalışmalardan sonra ve 1789'daki ihtilal, Fransız ihtilalinden sonra yönetim sistemlerinde monarşinin tamamen kalkması ve cumhuriyet sistemlerinin kurulmasıyla birlikte aslında dünyada yepyeni bir süreci kendi kendine başlatmış ve bütün dünyaya yayılmasına katkı sağlamış bir Avrupa. Şimdi diğer bütün kıtaların hızla bu imkanları kendi lehine kullanırken, ticarette, bilimde, sanayide, teknolojide kullanırken Avrupa zorla kendisini geri geriye çekecek, itecek ve bir şekilde bu yarışta gereksiz bir şekilde kendini kaybettireceği bir oyunun içine girdiğini de fark edemiyor. Ben açıkçası özellikle buradan bir parantez açmak istiyorum. Belki değerli siyasiler, akademisyenler bu soruma, bu düşünceme, yani niye böyle bir delice kendi kendine vuran bir yapıya doğru gidiyor? Devletler bazında değil ama Asya yürürken, Latin Amerika ve Amerika kıtasında bir takım rekabet çizgileri giderken biz bütün dünyanın aslında minnetle teşekkür etmesi gereken bu gelişmeleri geriye döndürmek isteyen bu yapıyı niye engel olamıyor? Bunları tabii dinleyeceğiz. Araştırmalarıyla ilgili sonuçlar alacağız. Ama geçmişte de maalesef iki tane dünya savaşı görmüş ve bundan sonra da Avrupa Birliği'ni inşa etmiş. Aslında bir bakıma da bir daha o hataları yapmamak üzere bir inşaat haline getirmiş bir yapıyı ve başarılı kılmak yerine başarısızlığa doğru götürmesi de ilginç bir yapı. Tabii bu biraz önce YTP Başkanımız da ifade etti. 60. yıl anma çalışmalarına bizzat Yurt Dışlıklar ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülmekte. Ama Türkiye-Almanya babından konuşacak olursak bizim ikili ilişkilerimiz asırlara dayanmakta ama en azından son iki asırdır çok kapsamlı bir şekilde karşılıklı alışverişlerle, etkileşimlerle birbirimizle zaman zaman rekabete girmiş olsak da aslında çoğu kez birlikte büyümeyi hedeflediğimiz bir süreci yaşadığımızı da hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla tarihi geçmişle bakıldığında da iki güçlü devletin birbiriyle olan diyaloğunun ticari alanda, siyasi alanda ve ekonomik alandaki başarılarının birbirine katkısıyla da çok daha büyük açılımlara katkı sağladığında geçmişten bugüne hep görmekteyiz. Burada özellikle benim vurgulamak istediğim şey terör noktası. Yani terörizm, radikal hareketler, marjinal hareketler, ırkçı hareketler vesaire bunların hepsinin temelinde insan hayatına dayanan, insanın yaşam hakkını tecavüz eden bütün yaklaşımlara karşı bütün dünyanın ortak bir sesle, ortak bir platformla hareket etmesi gerektiği noktasındaki yaklaşım. Bizler senin teröristin benim teröristim veya senin radikal hareketin benim radikal hareketim şeklinde ayrışım yapamayacağımız her vesileyle Türkiye olarak söylüyoruz. Ve bu noktada son dönemde özellikle pek çok terör örgütleriyle mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını da iyi bir şekilde bizim dostlarımızın ve müttefiklerimizin bu vesilelerle de anlamasını arzu ediyoruz. Her gün Türkiye'deki haberleri yakinen takip edilecek olursa sadece PKK, FETÖ değil, bizzat Avrupa'nın da muzdarip olduğu DAEŞ terör örgütüne mensup insanların yakalandığı ve yargıya gönderildiği bir süreçte büyük bir mücadele veriyoruz. Yine aynı şekilde çeşitli sorunların, sıkıntıların ilk uğrak noktası olan Türkiye olarak ki bunun içinde yaşanan sınırdaki çatışmalar, sınırımızdaki çatışmalar, iç savaşlar ve katliamlardan kaçan insanların ülkemize gelmesi ve misafir edilmesiyle birlikte ilk bariyer, ilk duvarın yine Türkiye olduğu ve bir şekilde de Avrupa'nın sorunlarının çözümünde de aslında ilk badireyi Türkiye'nin atlattığını her vesileyle vurguluyoruz. Dolayısıyla
küresel bir bakış açısıyla artık hiç kimse kendisini tamamen hiçbir şeyden soyutlama imkanı yok. Bir de buna tabii ki dijital dünyadaki saldırılar ve yönlendirmeler ve bir şekilde kitlesel hareketleri etki eden yaklaşımlara bakıldığında aslında devletlerin birbiriyle çok daha yakın çalışması gerektiğini de bu vesileyle öğrenmiş ve görmüş oluyoruz. Ve şunu da tabii ki artık giderek görüyoruz ki devletleri acizleştirmeye, eli kolu yetmeyen, güvenliğini sağlayamayan ve sistemleri koruyamayan devletlerle oluşturup bunun yerinde bir takım STK'lar üzerinden, bir takım finans güçleri ve şirketler üzerinden ve dijital ortamda sosyal medya kanallarını kullanarak kitlesel hareketler yaparak devletleri acizleştiren ve milletlerin özgürlüklerini kontrol altına almaya çalışan bir takım yapıların da ortaya çıkmaya çalıştığını pekala bu vesileyle görüyoruz. Dolayısıyla devlet dediğimiz düzen aslında o ülkenin içinde yaşayan insanların en başta güvenliğini, yaşam hakkını, eğitim ve diğer bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet kurumu olarak değerlendirdiğimizde aslında bütün devletlerin ortak paydası çok net bir şekilde ortaya konduğunda barış ve güvenlik tesisi edilme noktasına bakıldığında en temel noktada birçok ittifaklarda başarıların elde edilmesi mümkün. Dolayısıyla buradan hareketle sokaktaki bir takım cani ruhlu insanların engellenmesinin birinci temel noktası devletlerin birbirleriyle yakın durması ve işbirliği sağlaması gerekmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Eğer devletler bir takım terör organlarının veya iltisaklı insanların yönlendirmesi ve propagandalarıyla başka devletlere karşı bir ayrımcılık içine girerse burada o ittifak imkanları kalmıyor. Ve son dönemlerde maalesef 15 Temmuz 2016 sonrası özellikle Türkiye'de yaşanan Fethullah Gülen örgütünün kurmuş olduğu bir darbe girişimiyle aslında çok ciddi bir süreci yaşadı Türkiye. Meclisinin bombalandığı, Cumhurbaşkanlığının bombalandığı ve sokaklarda insanların şehit edildiği bir dönemden sonra yurt dışına kaçan, özellikle de Avrupa'ya kaçan, medyayı tanıyan, sosyal medyada etkin olan, devletimizin kurumlarında, önemli kurumlarında çalışmış insanların bir şekilde o ülkelerde Türkiye aleyhine geliştirmiş olduğu tezvirat ve propagandalarla o devletler arasındaki ilişkileri de bozma noktasında bir takım çabaları arttırarak devam ettiler. Özellikle son dönemde Avrupa'da Türkiye aleyhine ve özellikle de devletin başı olarak Cumhurbaşkanımızın aleyhine yapılan propaganda faaliyetlerine bakıldığında temel noktada hep 4-5 senelik bir sürecin yoğunluğunu görüyoruz. Ve burada sistematik bir şekilde iki devletin veya işte çok ulusluysa diğer devletler ilişkilerin bozulması noktasında bir başarının elde edildiğini, bir hedefin hedefe doğru gidildiğini görüyoruz. Onun için bu noktalarda aslında bu vesilelerle, bizim bu anma törenleri vesilesiyle Türkiye-Almanya müttefikliğinin ilişkilerinin geliştirilmesine belki yapılan yanlışlıklardan sonra, acılardan sonra birbirini anlaması ve birbirine ilişkilerin kurulması noktasında önemli bir açılımlar sağlanacağını düşünülebilir. Burada tabii çok özel bir nokta da özellikle de vurgulamak istiyorum son gelişmelere bakıldığında. Türkiye Cumhuriyeti neredeyse 100 yıla yaklaşan bir tecrübeyle laiklik konusunu benimsemiş ve yanlış uygulamalarla özellikle bir süre, bir müddet çok acı tecrübeler yaşadıktan sonra da millet ve devlet işbirliği içinde bir Müslüman kimliğiyle, İslam inancıyla laiklik sistemi içinde kalabilecek özellikle son dönemde 18 yıllık son iktidarın döneminde bu başarıları elde etmiş bir devlettir. Dolayısıyla belli bir rasyonalite içinde devlet sistemine yaşamasını sağlarken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de güçlendirerek bir şekilde kurumsal yapısını güçlendirerek istikrarın sağlanması, çatışmaların azaltılması ve güvenliğin sağlanması noktasında çok ciddi bir takım gelişmeler sağlamış bir ülke olarak Türkiye asla radikal hareketlere müsaade etmeyecek şekilde de inançlı Müslüman kimliğiyle yaşayan insanların oluşmasına katkı veren bir devlet olmuştur. Ama ne acıdır ki maalesef Avrupa'daki son gelişmelerde radikalizmin çok daha açık ifadeyle Selefizm, Vahabizm ve marjinal noktada hareketleri besleyen ülkelerin önlerini açabilecek bir takım yaklaşımlar olurken Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarda çok daha yanlış bir bakış açısıyla tam tersi radikalizmle mücadelede başarı gösterebilecek Türkiye'yi geri planlara itebilecek bir ayrımcılık noktalarında
gözlemlemedeyiz. Burada bir kasıt yok ise iyi bir iletişim imkanı olmadığını anlamış olmamız gerekiyor. Bu noktada belki bu tip toplantılarla çok daha geniş katılımlı, çok daha belki farklı kültürlerden, farklı siyasi görüşlerden insanların objektif tartışmalar içinde bir karşılıklı birbirlerini dinleyerek anlama imkanlarını geliştirmesinde mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ben bu vesileyle böyle bir toplantıyı tertip ettiği için Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Katılımcılardan özellikle yakınlarını kaybetmiş olan başta Hayrettin Bey olmak üzere diğer tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Cennetinde bir sevdiklerine kavuşmaları için dua ediyorum. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Bunlar son bulsun ve bu vesilelerle inşallah bizler de bütün dünyada barışın, huzurun ve iyi ilişkilerin gelişmesine, yayılmasına katkı sağlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de bizim temel noktamız ön yargılardan uzak, ortak paydalarda tamamen rasyonel ilişkilerin kurulması. Bu çerçevede Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'in de selamlarını iletmek istiyorum ve özellikle bakanlığımız da bu manada ilişkilerin geliştirilmesine dönük kültür, sanat, diaspora, uluslararası işbirliği, vakıflar ve buna benzer pek çok eskiden başbakanlık bünyesinde olan kurumlarımızla birlikte aslında diplomasinin, siyasetin yapamadığı ilişkileri diğer kanallar aracılığıyla ilişkilerin kurulması, köprülerin kurulması noktasında çabalarımızı arttırarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti her zaman her bir vatandaşı için her türlü çabayı göstermeye azimle daha da arttırarak, imkanlarını arttırarak devam edecektir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız daha kurulalı 10 yılı geçti, işte 11. yılında. Ama giderek etkinliğini artırmakta ve yurt dışında bizim vatandaşımız dediğimiz veya soydaşımız dediğimiz kim varsa ilk olarak ilk irtibat kurabileceği elçiliklerimiz, konsolosluklarımızla birlikte Türkiye'de onların sesi ve onların sahibi olarak da bakanlığımız ve bakanlığımızın bünyesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız olacaktır. İnşallah bu manada sizlerin de yönlendireceği ve vereceği tavsiyelerle imkanlarımız ölçüsünde devletimiz yurt dışındaki kardeşlerimizin sesi ve solu olmaya arttırarak devam edecek. Ben çok teşekkür ediyorum Osman Bey ve konuşmacılarımıza buradan selam ve sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Gerçekten önemli noktalara değindiniz. Aydınlatıcı, yol gösterici oldunuz. Çok önemli konuşmanızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Hem vatandaşlarım hem de bizler adına. Şimdi az önce öğrendiğime göre ekranımda da gözüküyor. Hayrettin Bey galiba ilk saldırının olduğu yere çelenk koymak üzere gitmiş. Acaba bunu aktarıyor muyuz ekranlarımıza? YouTube'dan şu andaki canlı yayınımızda mıdır? Onu ben göremediğim için bilemiyorum ama evet, burada çiçekler ve çelenkler gözüküyor. Allah rahmet eylesin kayıplarımıza. Diğerlerinin de toprağı bol olsun. 9 insanın hayalini, hayatını, her şeyini yok edip ailelerini bu kadar büyük acılara duçar eden zihniyeti de işte o tetiği çekenleri de lanetliyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor ama sahip çıktığımızı da herkese göstermek vazifemizdir. Efendim eğer şu anda artık başka konuşmacımız yok, biz panelimize başlayabiliriz. Bugünkü panel 2 oturumlu olacak. Birinci paneli ben yöneteceğim. Önemli konuşmacılarımız var, değerli konuşmacılarımız var. Doktor İsmail Yavuzcan, ilahiyatçı, kendisi hem akademisyen hem öğretmen. Diğer bir konuşmacımız sayın avukat öğretim görevlisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Selma Öztürkpınar ve Almanya Sabah, Frankfurt Sabah'tan çok yıllardan beri orada gazetecilik yapan İsmail Erel Bey. Şu anda İsmail Erel Bey herhalde bu etkinlikleri takip ediyor ama biz başladıktan sonra
panelimize katılma imkanı olacak. Şimdi efendim tabii çok aslında yani hepimizi çok üzen, rahatsız eden ve başlangıçta da söylediğim gibi aslında her defasında bu son olsun dediğimiz bir olay üzerine konuşuyoruz. Hanau katliamı üzerine konuşuyoruz. Hatırlarsınız 2000 ile 2006 hatta 2007 yılları arasında Almanya'da burada olmaz dedikleri aşırı sağ terör işte NSU yaptı, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü 10 masum insanı katletti. Bunlardan 8'i Türk, bir tanesi Yunanistan vatandaşı, işte o da Türk'e benzediği için maalesef öldürüldü ve bir de Alman polis memuresi. Bu insanların hiçbir güç sorunları, hiçbir Almanya ile bir sorunları yoktu. Almanya'ya bir sorun yaratmış değillerdi. İşlerinde, güçlerinde, vergilerini ödeyen düzgün vatandaşlardı. Fakat işte o zihniyet, o lanetlediğimiz zihniyet maalesef böyle bir eyleme kalkışmış. Ve uzun bir süre, 2011'e kadar oradaki bu cinayetlerin gerek basında olsun, gerek işte kamuoyunda kanaat önderleri tarafından sanki Türkler tarafından işlenmişmiş gibi böyle anlatılması, esas suçluların veyahut da suçun mahiyetinin gizlenmeye çalışılması hatırlardadır. Şimdi daha sonra da olaylarla karşılaşıyoruz. Bu NSU cinayetlerinden sonraki en büyük katliam girişimi Hanau katliamıdır. Başlangıcı bunun 1988'de Bavyera'nın Schwandorf kasabasında olmuştu. 3 Türk vatandaşı, bir Alman vatandaşı yanarak öldürülmüştü evlerinde. Daha sonra Mölde 1992 senesinin 23 Kasım'ı 24 Kasım'a bağlayan gecesinde Mölde kasabasında yine 3 Türk vatandaşını kaybettik. Daha sonra 29 Mayıs 1993'te bu sefer Zollingen'de 5 Türk vatandaşını bu sefer yine yakarak öldürdüler. Uykularda yakılıp öldürülecek insanlar göndermedik biz Almanya'ya. Onlar o ülkeye katkıda bulundular. Onlar bize de katkıda bulundular. Orada düzgün, entegre, hani entegrasyondan çok söz ediliyor, vatandaşlar olarak hayatlarını sürdürüyorlardı. Ama o zihniyet işte maalesef onlara yaşama hakkı vermek istemedi. İşte bir yıl evvel 19 Şubat gece saat 22'de iki ayrı dükkana, iki ayrı kafeye yapılan saldırı sonucu 9 insan hayatını kaybetti. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Ben öncelikle sözü Sayın Doktor İsmail Yavuzcan'a vermek istiyorum. Ortada bir İslam düşmanlığı var. İslam düşmanlığı diğer düşmanlıklarla iç içe geçmiş. Buna işte zaman zaman yabancı düşmanlığı, efendim işte Türk düşmanlığı diyebilirsiniz ama görünürde sürekli bir farklı olmanın, ötekileştirilmiş olmanın etkisi var. Ya da farklı olarak telakki edilmenin etkisi var ve bu insanlar Müslümandır diye öncelikle saldırıya vuruyorlar. Belki aralarında Müslüman da yok bunların ama yani o kaybettiğimiz canların. Ama yani ortada bir İslam aleyhtarlığı, aleyhtarlığını da geçtik, o çok kibar bir ifade oluyor, düşmanlığının bir sonucu var. İsmail Hocam, siz bu düşmanlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir? Kökeni nedir? Bugüne kadar niye gelmiştir ve bugün niye artmıştır? Bu konuda görüşlerinizi istirham edeceğiz. Sesiniz kısık efendim İsmail. Kapalı galiba. Eyvallah, evet. Çok sağ olasınız Osmancı abi. Çok merhaba. Sağ olasınız hatırlatma için. Şimdi Hayret mi galiba katılmak babam istiyor. İsterseniz ben kısa bir kapatayım. Hayrettin Bey'e fırsat verelim isterseniz. Buyurun Hayrettin Bey, buyurun. Babam da burada, bir zahmet konuşmak istiyorum. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Efendim, buyurun. Başınız sağ olsun, buyurun efendim. Sağ ol, Allah razı olsun. İnşallah başınız tekrar sağ olsun, efendim. Allah rahmet etsin. İnşallah böyle bir daha şey yapmaz, tekrar etmez. Şimdi konuş baba. İnşallah. Şeylerin içindeki geçenleri söyle baba. Yani ne hissediyorsun? Yani içindeki ne üzüntünü anlat baba. Sıkıntım sonsuz.
acılarımız tazelendi yani. Evet. Bir daha hiç tekrar etmesin. Yani hepsine bu kaçıncı ya? Değil mi? Ben 50 senedir buradayım. Bu kaçıncına şahit olduk yani. Gazetelerde okuduk, radyolarda, televizyonlarda çıktı. Yarda arkası yok. Yarın da olmayacağı belirsiz yani. Bunlara hidayet versin. Amin. Durup durup bir şeyler çıkartıyorlar. Yani şimdi burada söyleyeyim. Neydi? İslamofobi mi? Neydi? Ne davası? Bunlar ayıp bir şey ya. İnsana yani. İnsan insandır. Bunlar niye ayrımcılık yapıyorlar yani? Değil mi? Yani bunlara başka bir söyleyecek bir şey yok yani. Bu kaçıncı soru? Dışarıdaki olanlar Türkiye'mizin dibinde, Suriye'dir, şeydir, Irak'tır, Afganistan yani. Hiç sesleri çıkmıyor. Evet. Ne diyeyim ben? Bu kadar işte. Ben... Hayır, evet. İşte babamın duygularını aldınız. Burada çelenk koyduk Fatih adına. Babamla beraber. Burada işte üzüntülerimiz tekrardan tazelendi. Yani bu bence şey olacak, hangiça daha kötüsünde de gidecek gibi diyor. Bu olaylar dinecek gibi değil. Milletin görüş düşüncesi yabancılara karşı, insanların yani iş yerinde bile çok zaman ben yabancılara karşı şey hissettirdiler bana. Yani sen bir Türksün eninde sonunda, bir yabancısın, sen bir Müslümansın. Bunlar çok hissettirdiler bana. Ve gittikçe de bu mırıltılar daha yükseldi. Daha yükseldi ya, bir şey oldu, burada bir parti açıldı AfD denen. O partiden daha bir güç aldılar, daha bir cesaret aldılar. Yabancılara karşı değiliz, hep amasını koydular. İşte inşallah Allah sonumuzu hayır etsin ya. Bunlara Allah hidayet versin. Denilecek bir şey yok bunların. Daha kötüye gideceğini tahmin ediyorum. Biz burada doğmayız, bu mesleğimizi yaptık, hiç zararımız olmadı. Ama yaranamıyoruz. En sonunda gene de bir amaları çıkıyor bunlar için. Bu kadar. Evet. İnşallah devletimiz güçlü olur da birlik beraberlik versin bize. Allah büyük bir birlik beraberlik versin ki o zaman belki bir şey yapabiliriz. Gerçekten de karşımızdaki ne diyeyim artık, yani büyütmek istemiyorum gözümü ama yani zor bir şeyin bir değil bunlar. Avrupa'nın her yerine yayıldı yani. İspanya'da, İtalya'da sağlı solu Fransa'da bile. İnşallah devletimize Allah zeval vermesin. Devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Bu kadar. Evet. İnşallah sizden de izninizi alarak ayrılıyorum. Telefon numaram var, her şey var. Eğer bir şey oldu muydu her zaman için hazır ve nazırım. Çok teşekkür ederiz Hayrettin Bey. Babanıza da hürmetler. Tekrar başınız sağ olsun. Biz de duygularınıza katılıyoruz, temennilerinize katılıyoruz. İnşallah son olur. Tereddütlerimiz ve korkularımız var hiç kuşkusuz. Kuşkularımız da var ama bu biraz evvel söylediğiniz gibi devletimizde sahip çıkmakta sizlere ve bütün bunların elbet günün birinde bir son bulacağını ümit ediyoruz. Ben panelimize devam etmek istiyorum izninizle. Şimdi Sayın Doktor İsmail Yavuzcan, buyurun efendim. Eyvallah, çok sağ olasınız. Tekrar teşekkürler. Girişte de bahsettiğim gibi Osman Cem Bey'e yaptığı nazik sunumdan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Özellikle YTB Başkanlığı'na ve Bakan Yardımcısı Serhat Can Bey'e davetten dolayı tekrar teşekkürler. Çok zor ve çok aslında hazin bir konuyla karşı karşıyayız. Yani çok insanın böyle hani çok rahat ve severek konuşabileceği bir konu değil. Çünkü önümüzde maalesef bir terör saldırısında
kurban edilmiş insanlar var. Tam da burada şöyle bir aksiyona şey yapmak istiyorum, sizinle paylaşmak istiyorum. Bir slide hazırlamıştım. Bilmiyorum arkadaşlar, o slide'i gösterme imkanı var mı? Slide'ın ilk sayfasında bir afiş göreceksiniz şeyle ilgili. Bu kurbanlarla ilgili. Şeyin teması, bu slide'ın teması veya İngilizce daha doğrusu şey duyurusu Say their names. Say their names. Yani isimleri söyleyin. Buradaki şey nedir? Bu olayın hinterlantı veya background'u nedir? Belki bilmiyorum. Arkadaşlar şey gösteriyorum şu anda slide'da. Şey nedir? Sebebi nedir? Bu duyurum. Çünkü tam da bu katilin yapmak istediğine karşı bir duruş. Bu nedir? Bu insanları yok etmek. Yani yok saymak, isimlerini yok etmek veya onları hafızamızdan silmek gibi şeyler içerisinde bir fiil fiziki anlamda o insanlar yok. Bu insanlar biz tam tersi demin merhum Hayrettin abisini yaptığımız gibi bütün bu insanları isminde zikrederek bu anlayı taze tutmamız gerekiyor. Ve ne kadar katilin ismini az anarsak o kadar doğru bir şey yapmış olacağız ve bu şekilde belki bu insanların da şeylerini yani isimlerini yad ederek tek olayı telin etmiş olmayacağız. Belki bu olaydan da şey çıkarabileceğiz, ders çıkarabileceğiz. Müsaadenizle bu isimleri ben saymak istiyorum Osman Bey ve diğer arkadaşlar. Buyurun. Yukarıda belki görülüyordur şu anda şeyde bilmiyorum. Slide'ımda. Demin de şeyini gördüğümüz, haç işaretiyle şeyini, anısını gördüğümüz Willy Paun. Daha sonra ismini duyduğumuz Türk merhumlar Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Ünver, Gökhan Gültekin, Mercedes Kipas, Kaloyan Velkov, Hamza Kurtoviç, Said Nisar Haşemi. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Toprakları bol olsun inşallah. Bu insanların ismini de anarak bence az buçuk dahi olsa bu insanları belki şeyimizi yani bu insanın belki bir hakkını ödemiş olabiliriz belki. Bir nebze dahi olsa. Çünkü bu önemli. Dediğim gibi katilin zaten niyeti buydu. Yani bu insanları fiziken de yok etmek, hafızamızdan silmek, onlarla bizim aramızda olan bağı tamamen koparmak ve bunları şeye, meçhullere gömmek. Onu isimleri anarak, isimlerini taze ve hafızamızı tutarak da bir nebze olsun inşallah bu insanlara karşı olan gönül borcumuzu yerine getirmiş oluruz diye temenni ediyorum. Benim şöyle bir şey yapacağım. Yani gidişatım, sunum gidişatı şu şekilde olacak. Önce müsaadenizle ırkçılık nedir? Bu kavram üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü onun net oturmadan diğer konuşacağımız şeyler, örneğin Osman Can Bey ile bahsettiği İslamofobi tam oturmaz gibi geliyor bana. Daha sonra İslamofobiye değineceğim. Ve daha sonra da bize ilgilendirir boyutu da değinmek istiyorum. Çünkü benim şöyle bir tezim var. Artık ırkçılık veya xenofobi yani herhangi bir düşmanlık bir insanlık olayı ve insanlık suçu haline geldi. Bir boyut nedir bunun? Hukuki boyutu vardır. Yani anayasal değerlere demin Bakan Bey de şey yaptı, temas etti. Boyutu vardır. O da nedir? Tamamen insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir eylem ve duruştur. Bunun şeyi nedir? Tabiri caizse içeriği nedir? Birazdan geleceğim. Ama aynı zamanda benim acizane gözlemlerim de şu. Artık bütün dünyayı, bütün toplumları ilgilendiremiyor mevzu. Onun için şöyle bir yanlış algı da oluşmasını istemem. Özellikle Türkiye'de. Yani bu sorun Batı'nın sorunu. Bu sorun Almanya'nın sorunu. İşte bu kolonyal, emperyal geçmişleri olan ülkelerin sorunu gibi bir algı olmasının da kanaatimce doğru değil. Ve en az şey resmin bütününü yansıtmıyor. Maalesef bizim coğrafyada da hatta bizim Türkiye'de memleketimizde de bu ve benzer söylemleri dile getiren bilinçli bilinçsiz çok sayıda insan var maalesef. Özellikle bunları göçmenler nezdinde veya farklı topluluklar nezdinde ilerlediğimiz zaman çok net ortaya çıkıyor. Onlardan birazdan şey vereceğim zaten bir iki örnek. Daha sonra bunlarla ilgili nasıl mücadele edebiliriz gerek Almanya ve genelde ona temas etmek istiyorum. Evet, ırkçılık nedir? Şöyle bir alıntı sizinle paylaşmak istiyorum. Irkçı, kime ırkçı deriz biz? İnsan ırkların birbirlerinin üstünlüğünü temel alan ırkçılık felsefesini benzemiş kişilere verilen attır bu. Irkçı insanların göstermiş olduğu bu tür bahsi biz ırkçılık adı verebiliriz.
Bunun bu katil demin Hayrettin de çok güzel onu özetledi. Ama bu gerek Yeni Zelanda'da katilin de temel güdülerinin biri beyaz ırkı korumak. Beyaz ırkı karışımdan yani farklı etnik gruplarla temas edip o farklılıklarla yani siyahi, esmer vesaire ırklarla kaynaşıp kendi özünü kaybettiğine dair bir savunuları var. Ve buna karşı kendileri güya bir şeye duruş sergilemek istiyorlar. Irkçılık genel olarak çeşitli insan ırkları arasında biyolojik farklılıkları, kültürel veya bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiğini ve doğal sebeplerle bir ırkın diğerlerinin üstün olduğuna ve diğerlerine hükmetmeye hakkı olduğuna duyulan inanç veya bu değerleri kabul eden doktrindir. Yani bir taraftan bir ırkın daha üstün olduğu vurulan, örneğin bizim şimdi şu an gördüğümüz örnekte beyazların üstün olduğunu ve bundan dolayı da bir takım ayrıcılıkların tanınması veya haksızlıkların şey yapılabilmesini meşru gören bir doktrin, bir düşünce tarzı. Osman Can Bey de bahsetti. Galiba Serdar Bey de bu konu elinde. Aslında biz buna çok yabancı olmadığımız bir doktrin Almanya'da. Çünkü Nazi döneminde, Hitler döneminde yaklaşık bir 17 sene bu şey, bu düşünce şeyde baki kalmış veya daha doğrusu iktidar olmuş. 33 ile 45 arasında Hitler döneminde baki olmuş ve çok menfur ve insan onurunu ayağı altına alan bir siyaset güttüğünü bizzat gördük. Yani Alman veya Arya dediğimiz ırkın diğer ırkların üstün olduğunu ve bundan dolayı bir takım ayrıcılıklara sahip olduğunu vurgulayan bir şeydi bu, düşünceydi. Bunu şimdi farklı versiyonlarıyla bu Hanan'daki ırkçıda olduğumuz gibi veya Churchill katliam uygulanan adamda olduğu gibi gördüğümüz aslında şeyler, emareler. Ortaya çıkış nedenleri aslında çoğu ekonomik nedenleri olması yanı sıra düşünsel nedenlere dayanmaktadır. Bir, dediğimiz gibi bu hakikaten bir ırkın var olduğuna, ki bu konuda birazdan deneyeceğim, gerçekten ırk diye bir kavram var mı? Yani bir sosyal gerçekliği var mı yok, bunu aslında tartışmamız gerekiyor. Veya bunun bir takım ekonomik sebeplerden dolayı kışkırtan şeyler var, amiller var. Benim görebildiğim kadarıyla son senelerde özellikle göçle birlikte tabi caizse bir rekabet ortamı hem sosyal hem ekonomik anlamda oluşmasından dolayı insanlarda böyle bir şeye doğru bir kayış söz konusu. Yani bir şiddete veya diğerlerini dışlama yönünde bir şey söz konusu. Çünkü kendi mekanları, kendi evleri, kendi çevreleri, dilleri, kültürlerin tehdit altında olduğunu algılayan insanlar var. Yani bunu zenginlik olarak değil, yani örneğin Almanya'ya gelen Suriyeliler veya Türkiye'ye gelen Suriyeliler bir zenginlik olarak değil, bunları kendi şeyle yaşamları için bir tehdit olarak algılayan insanlar söz konusu. Bunun bir tarafı da ekonomik boyut. Yani örneğin işsizlikle birlikte insanların iş piyasasında olan rekabetten ötürü bazı insanlar diğerlerini biraz şeyin Hayrettin'in babası da galiba bunu demin temas etti. Kendi iş yerinde, kendi çevresinde insanları artık rakip görmeye başlıyor. Ve bunlara yönelik bir takım suçlamalara gidilmekte. Yani örneğin Almanya'da çok duyduğumuz işte yabancılar bizim şeyimizi çalıyorlar, işlerimizi çalıyorlar. Yani biz aslında çalışacaktık ama yabancılar geldi elimizden işleri aldılar gibi tarzı şeyler. Veya şeyle ilgili küreselleşmenin getirdiği değerler, bu din, kültür diye bunu ekleyebilirsiniz. Artık şeyini yitirdi. Yani tek geçerliliği yitirdi. Yani şu anda hiçbir toplum bir kültür kodlarının hakim, doğru, meşru olduğunu iddia edebilecek durumda değil. Çünkü kendi içerisinde yaşadığımız çeşitlikler, farklılıklar, zıtlıklar tip tip olayı dünyayı algılamamızı engellemekte. Ve bunu, ama bu da aynı zamanda insanları zor durumda sokmakta. Yani insanlar bunu bir zenginlik veya kendi yaşamı için bir katkola görmüyor. Artık kendisi için bir tehdit olarak algılamaya başlıyor. Yani örneğin ben Almansam işte benim Alman kültürüm şey yapılıyor. Bununla tehdit ediliyor. Veya işte ben artık Almancayı net Almanlar gibi konuşamaya duruma geldim. Gitgide dilim İngilizce tarafında istilah edilmeye başlandı. Gibi çok salt, daha basit düzeyde bir de bir tepkiselliğin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Üçüncü açıklamada göreceğiniz gibi benim sayfada ırkçılık terim çoğunlukla kendi etnik kültürel değerlerin tek kriter olarak belirlemek. Yani etnik merkeziyetçilik dediğimiz farklı korkusu, xenofobi yani başka insanların gelmesiyle birlikte
bu kodların çözüleceğini, bozulacağına dair inanç, ırklar arasında birleşmelere ve ilişkilere karşıtlık ve milliyetçilik gibi kavramları anlatıyor olabilir. Yani illa ırkçılık bir ırkın üstünlüğünü tematize etmesi gerekmiyor. Aynı zamanda bir milletin, bir toplumun, bir kavmin, bir daha bir küçük grubun başka gruplar üzerindeki bir partinin, bir çevrenin, bir milletin, bir dilin, bir dinin üstünlüğünü de şey yapabilir, anlatabilir. Ve bundan dolayı da bu tip şeylere de çok duyarlı olmak gerekiyor. Yani bu tip xenofobiler, yani düşmanlıklara da çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bunlarda da mekanizma benzer işliyor. Bunu belirtmek isterim. Yani ırkçılık kavramı kendi içerisinde bir şeye sahip, bir çeşitliğe sahip. Örneğin resimde de gördüğünüz gibi, yani oradan bir örnek size şey yaptım, verdim. En uç noktada ırkçılık, örneğin maalesef şeyde gördüğümüz gibi, bu olayda gördüğümüz gibi şiddete yönelik olabilir. Ama aynı zamanda günlük hayatta da karşımıza çıkabilir. Örneğin bu resim 1960'larda, 50-60'larda Amerika'da çekilmiş bir resim. Yani ırk ayrımına dayanan bir resim. Yani siyahların tuvaletleri, beyazların lavaboları, siyahların otobüsleri, beyazların şeyleri, otobüsleri farklı şekilde düzenlenmiş bir toplumsal yapı şeyde gördüğümüz gibi. Yani bu görülebilir. Yani herkes tarafından fark edilebilir bir ırkçılık. Ama artık biz de gitgide Almanca'da Alltagsrassismus dediğimiz konularla karşı karşıyayız. Yani günlük hayat içerisinde insanların bazen bilinçli, bazen bilinçsiz olarak diğerini dışlamak için kullandıkları, ne diyelim, bir takım dışlayıcı tavırları söz konusu olabilir. Bir örnek verelim isterseniz buna. Misal ev ararken bir Osman Can Bey'in veya bir İsmail Bey'in veya Serdar Bey'in Almanya'da ev araması bir Hans, bir Stefan ev aramasıyla aynı değil. Birçok insanın salt isimden ötürü bile sizi şey piyasasında, yani ev piyasasına dışlayabiliyor. Yani ev vermiyor kısacası. Veya iş ararken örneğin bunların testleri de yapıldı, araştırmalar da yapıldı. Bir şirkete gönderdiğiniz şeylerde, evraklarda eğer isminiz yabancıysa sizin tercih edilme ihtimaliniz daha düşük. Veya sık sık gündeme getirilen başvurularla ilgili mesela. Örneğin bazı şirketler, örneğin Müslüman örtülü kasiyer çalıştırma konusunda ya tepkili veya bunu şey istemiyor. Bunu benzer günlük ırkçılık eylemler. Veya insanlar bazen de bunları yaparken çok da üst perdeden ırkçı bir tavır ve söylemiyle yapmıyor. Nasıl yapıyor? Örneğin kendi şeyimden bahsedeyim, kendi aranamdan bahsedeyim, kendi ilgilendiğim alanla eğitim düşünün. Bazı öğretmenler iyi niyetli çocukların 4. 5. sınıftan geçerken gimnazyuma mesela yönlendirmiyor. Düşüncesi orada nedir? Ya bu çocuk göçmen çocuk. Ailesi onu çok destekleyemez diyerek daha düşük bir seviyede okulda onun eğitim almasını sağlıyor. Tavsiye ediyor doğrusu. Velilere de bu şekilde yönlendiriyor. Bu ise aslında apaçık bir ayrımcılık. Yani çünkü niye? Çocuğun ileride bu eksiklerini telafi edebilecek şeyini bilmiyoruz. Elip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ama baştan kendimizdeki kurguyla birlikte bu çocuğu daha yarışın başında farklı bir şeye yönlendirerek, yani farklı bir eğitim kanalına yönlendirerek daha üst düzeyde bir eğitim almasını engellemiş oluyoruz. Mesela bunlar dediğim gibi çok basit diyebileceğimiz size verin örnekler. Evet. Ama şurada bir gerçek galiba, onu artık görebiliyoruz gibi geliyor bana. Bu sunumun galiba 3. veya 4. sayfasında olması lazım. Artık Almanya'da da Alman toplumu ve özellikle Alman siyasetçiler Hanau'la birlikte galiba, ki benim şeyim bu, ırkçılık konusunu Almanya'nın gündemine oturdu. Osman Can Bey de demin dediği gibi, örneğin 80'lerde Möhl Zorin, ki ben o dönemlerde Almanya'da yaşadım, büyüdüğüm bir dönemler, Alman toplumu ve siyaseti bu konuda çok duyarlı değildi. Hatta bu olayların müferit gibi algılama tarzında bir şeyleri var, bir tavırları vardı. Ancak özellikle son senelerde özellikle Hanau ve Halle'de, yani bir sinagoga yapılan saldırıyla birlikte Alman toplumun ve devletin algısı yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani bunun çok ciddi bir sorun oldu ve bu sorunun üzerine gidilmesi gerektiğine dair genel bir kanaat oluşmaya başladı. Eskiden bu konular çok böyle konuşmalarda, toplantılarda, yayınlarda vesaire çok gündeme getirilmez ama artık gözle görülür bir sorun olduğu için Alman
toplumunda ve devlet yetkilileri de bunun tehlikesini ve bunun ciddiyetini algılamaya başladılar diye düşünüyorum ben. Ama demin bahsettiğim Enes'in davası da bize şunu gösterdi maalesef. Mekanizma çok yavaş işliyor. Yani istediğimiz oranda maalesef bir Almanya'da duyarlılık özellikle yasal düzeyde ki muhtemelen Selim Hanım o konuya değinecek. Mahkemeler düzeyinde daha yakalayamadık. Yani diğer ki sunumun diğer sayfasında bunu çok kısa bir özetledim Enes'in davasını. Burada neyi gördük? Bir şeyin bir zanlının çepede bir zanlının mahkum edilmesini gördük ve olayın büyük ölçüde bu kadının üzerine yıkılmasına şahidiz. Ama gerek mahkeme süreci, gerek avukatlar, gerek tanıklar, gerek bilirkişilerden edindiğimiz bilgi şu ki bu işin yapılması belli bir küçük bir grubun insanların yapılmasıyla mümkün değil. Mutlaka burada içeriden yani devletin takım örgütlerinden yani güvenlik örgütlerinden destek almış olmaları gerekiyor. Ve maalesef ona dair şeyler, dosyalar gizlilik şeyle gerekçesiyle kapatıldı. Ve burada şunu gösteriyor bize. Yani bu konunun bu ve benzer konuların Almanya toplumunun nezdinde eline boyuna ele alın netleşmesi sizinle paylaşmak isterim. Şöyle bir zımnen tezler ileri sürülüyor. İslam kültürü yeksenek, tek tip ve dolayısıyla değişime kapalıdır. Yani Müslümanlar belli bir şeyleri vardır. Her yerde Müslüman Müslümandır. Aynı düşünür, aynı tavır içerisindedir. Ve bundan dolayı bu insanların örneğin Batı toplumları uyumu söz konusu olamaz gibi. Veya İslam kültürü diğer kültürlerin tamamen farklıdır. Bunu zaman zaman dillendiğini görüyoruz. İslam diyor iç Avrupa. Yani İslam Avrupa'nın bir parçası değil şeklinde bir sav ortaya atılabiliyor veya tez ortaya atılabiliyor. Bu da tamamen İslam'ın şeyin dışında. Yani bu toplum kodları dışına itebilmek için iddia. İslam Batı kültürlerinden aşağıdır. Barbar, irrasyonel, ilkel ve cinsiyet tutumlarına sahip. Deysam kein aufgelung durchgemacht. Yani bizim gibi tabiri caizse Batı gibi bir aydınlanma çağında geçmediler, hala geriler. İslam acımasızca tehlikelidir ve tehditkardır. Yani örneğin bu terörist eylemleri Fransa'da, Türkiye'de ve başka yerde gördüğümüz İslam namına, Müslümanlar namına yapılan terörleri bu şekilde İslam'la eşitleme bir şey var, bir meyil söz konusu. Son senelerde özellikle şu konu dilendirmeye başladı. Müslüman dini inançları siyasal ve askeri çıkarları için kullanırlar. Yani politik İslam ve İslamizmus. Yani Müslümanlar Batı toplumları siyasi emeller uğruna değiştirmek gibi şeyleri vardır. Savu ortaya atılır. Müslümanlar Batı kültürü eleştirisinin hiçbir değeri yoktur. Yani ne kadar bizi eleştirirseler der, onlar böyle bir dini boyuttan bakarlar ve bizim için yani Batı için böyle bir şeyin herhangi bir getirisi yoktur. Ve son nokta İslam'ın değerleri, Batı kültürü ve değerleri bağdaşmaz. İslam kein Menschenrecht gibi bir tez öne sürülür. Ve bu şekilde bazıları demin şeyi saydı, yani Hayrettin Bey AfD'yi saydı, yani Almanya için alternatif partisini saydı ama bunun dışında da toplumun orta kesimi yani daha liberal, burjuva diyebilecek kesimde bile bu ve bu benzeri tezleri duymanız mümkün. Yani Müslümanları ve İslam inancını kategorize eden, yani alt üst kavramlarıyla kategorize eden, yani az gelişmiş, az modernleşmiş, az olan, hoşgörü olan bir toplum gibi algılama biçiminde ve bunun üzerinden bir İslam karşıtlığı oluşturma ve bunun meşruiyet kazandırma meyli vardır. Ve bu tek sınırlı değil maalesef. Yani AfD ile sınırlı değil, birçok tarafından zaman zaman dillendirilmekte. Tabii şurada sorulabilir, yani biz ne yapıyoruz? Maalesef bizim de bu konularla ilgili çok fazla bir bir şey ortaya koyduğumuzda söylenemez. Daha ziyade refleks halinde tepkisel şeylerimiz var. Girişimler söz konusu veya kendimizi kurban ilan ederek Alman toplumunu yargılama peşinde tek tip bir duruş sergiliyoruz. Bu da bence çok yetersiz ve artık bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bundan dolayı da çok daha yoğun bir şekilde Alman toplumu içerisinde de kendimizi anlatma ve kendi haklarımızı savunma anlamında ve siyasi vesaire duruşlarımızı ifade etme anlamında girişime geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sunumun sonuna gereken başta da belirttim. Maalesef bu arkadan ikinci sayfam. Maalesef şu da bir gerçek. Yani bunu çok acımasızca ifade etmem gerekiyor. Maalesef bizim insanların içinde de
Bu tip ırkçı söylemleri dillendiren gerek sosyal medya üzerinden, gerek günlük konuşmalardan, gerek bir takım cemaat toplantılarını dillendiren insanların da sayısı maalesef az değil. Yani burada Batı'da gitgide yükselen bir aşırı sağcı hareket, düşünce, örgütlenme söz konusu, ama aynı zamanda bizim insanlar içerisinde de bu tip şeyler söylemlere prim veren, bu söylemlere hiç şey yapmadan, yani bir eleştire süzgeçten geçirmeden benimseyen ve maalesef insanlar çok gitgide artmaya başladı. Örneğin bazen bunu Yahudilere karşı bir ırkçılık şeklinde veya Almanlara Die Deutschen şeklinde veya Suriyeli göçmenlere karşı, aynı Türkiye'de olduğu gibi burada da kendisi göçmen olan insanlar tarafından bile dillendirilmekte. Veya kendisi mağdur pozisyon olan insanlar bile ırkçı olabiliyor. Veya kendine olmayan farklı dini veya siyasi grup, şahıslar aleyhine nasıl bir ötekileştirici, aşağılayıcı bir dinin kuralını gözlemlemek açısından maalesef ibret verecek. Ve buna karşı da topyekun, yani tek Almanya bazında değil, Türkiye bazında, Fransa bazında vesaire bir duyarlılık oluşturması gerekiyor. Bu nedenle bu sırada acilen duyarlılık oluşturmak amacıyla kampanya oluşturmak zorunlu diye düşünüyorum. Bu da en örgütlü kurum olan bir burada Almanya'da dini cemaatlerinde görev bence yüksek. Çünkü niye? Birkaç örnek vereceğim şimdi. En son sayfada, belki galiba geliyor şeyden sonraki sayfa, bu sayfadan sonra. Bunlar maalesef benim hayali ürünlerim değil. Yani veya kendim bir önceki galibaydı. Neyse, önemli. Bunlar hayali ürünler değil. Bunlar çok basit bir internet araştırmasıyla sizin karşınıza çıkacak şeyler. Bunlara ilişkin bir tepki göstermek artık şeylerin, yani aydınlanmış, eğitim gören insanların bence acilen görevi olduğunu düşünüyorum. Evet, son olarak şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Ne yapılabilir? Yani bu tip tarz aramızda, gerek Almanya'da gerek kendi aramızda olan ırkçı söylemleri karşı mücadele için nasıl bir yol takip edilmesi gerekiyor? Bir, ilkin kanaatimce son sayfa galiba kapandı şimdi. Son sayfada aydınlanma. Yani sorunun tespitiyle ilgili valla çok fazla bilimsel veriye sahip değiliz. Bununla ilgili daha yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapılması ve ortaya çıkılması gerekiyor. Diğeri ise önlemler. Yani insanlar bilgilendirerek, eğitim kanalları kullanarak bu ön yargıya karşı mücadele etmek gerekiyor. Benim acizane gördüğüm iki tip insan var. Yabancı düşmanlığı güden, yani araştırmalarda da edindiğim şey gözlem bu. Bireysel anlamda edindiğim bu bir. Bir grup insan hakikaten yabancıları bir şekilde tanıyor. Yani komşu olarak, iş yerindeki arkadaş olarak vesaire. Bu insan bir şekilde kendi ön yargılarından dolayı bu ön yargılarını sürekli besliyor. Ve yabancılara karşı veya Müslümanlara karşı düşmanlık besliyor. Ama aynı zamanda örneğin Doğu Almanya'da gördüğümüz gibi yabancı düşmanlığı çok yüksek olup da hiçbir şekilde yabancılarla günlük hayatında teması olmayan insanlar var. Veya daha şey yapalım, daha somutlaştırırım. Örneğin okullarda, yani okullarda birçok genç, büyük şehirlerde yaşayan gençler, Berlin, Frankfurt, Stuttgart gibi vesaire şehirlerde bir şekilde yabancılara temas kurabilir. Ama günlük hayatında hiç temas olmayan onca insanlar var. Bunlara ulaşmanın yollarını aramamız gerekiyor. Yani okullarda, liselerde veya daha alt okullarda karşılıklı iletişim ile, hoşgörü ile buluşma, görüşme ile bu insanlardaki olan veya olabilecek yönün ön yargıyı izah etmek gerekiyor. Yani burada bir fiil her cemiyete bence görev düşüyor. Gerek Almanlarda, gerek tabii bizlerden. Ve demokrasi ve hoşgörü projelerinin desteklenmesi gerekiyor. Birçok lokal bazda Almanya'da örneğin buna dair şeyler yürütülüyor. Projeler yürütülüyor. Bunların daha yoğun bir şekilde ve daha yayılarak şey yapılması gerekiyor. Devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Yeni yasal düzenlemeler ile daha etkin ve sert yaptırımlar gelmesi gerekiyor. Yani örneğin bir yabancı, demin galiba şeyi bahsetmişti, YTB Başkanımız bahsetmişti. Camilere olan şeyle saldırılar söz konusu. Bu saldırı genellikle nedir? Örneğin bir hitle işareti veya kapının önüne bir affedersiniz domuz başı bırakarak vesaire yapılıyor. Ve bunlara getirilen cezalar veya buna benzer olaylara getirilen cezalar aslında cüzi cezalar. Zaman zaman şeyde bırakılabiliyor. Yani iyi halde bırakılabiliyor.
Burada beklenen nedir? Bu ve benzer ve daha farklı, daha aşırı eylemlere karşı devletin çok daha ağır yaptırımlarla bir duruş sergilemesi. Aynı zamanda diyelim de YTB'nin de misal yaptığı gibi kurbanlara destek. Yani bu kurban yakınlarına ve o insanlara moralmen de olsa evet birazdan evet İsmail tamam birazdan şey yapıyorum. Hayal noktalayacağım zaten. Son iki cümlem kaldı. Tamam. Evet bir de şöyle bir öneri getirdi Almanya için bunu söylüyorum ama Türkiye için Türkiye bazında da düşünebilir. Irk kavramını anayasadan çıkarmak. Çünkü ırk kavramı kendisinin herhangi bir bilimsel gerçekliği yok. En nihayetinde hepimiz aynı ırka tabiiz. O ırklar nedir? Hepimiz insanız. Beyaz olalım, sarı olalım, siyahi olalım. Hiçbir fark etmiyor. Hepimiz aynı ırktayız. Irklarız. Ve bundan dolayı insanları belli ırklara ayırmak ve ırklar üzerinden insanları düşünmek olumlu dahi olsa bile yanlış. Ve bundan dolayı da örneğin anayasa metninde, Türkiye'de de var bu, Almanya anayasasında da var. Bu kavramı çıkarmak. Çünkü artık bu şeyi yansıtmıyor. Ve dolaylı olarak ön yargı da besliyor. Bunu belki düşünebiliriz. Evet. Ve en son olarak demin de bahsetmeye çalıştım. Bizler yer burada özellikle Almanya'da, cemaatte, cemiyette ve sosyal medyada ırkçılığa karşı daha aktif bir karşı duruş sergilemek zorundayız. Bu salt bir takım basın açıklamalar olabilecek bir durum değil. Sürekli yaşamın içinden, demin dediğim Altak Rasimus'tan bahsetmiştim. Günün içerisinden sosyal ilişkilerde bulunduğum insanlarla birebir buna karşı tavırımızı sergilemek zorundayız. Ve buna dair yapılabilecekleri düşünmek ve bunu yürürlüğe getirmek zorundayız. Biz genellikle maalesef şeyle yetiniyoruz. Bunu Almanlar da aynı şekilde yapıyorlar. Yani bir takım siyasi erkin bu konudaki mesajlarına veya bir takım kuruluşların basın açıklamaları yetiniyoruz. Ancak bu bence yeterli değil. Artık daha proaktif bir şekilde ırkçı söylemlere, savunanlara, bunu diğer etnik gruplar olan insanlara, dini olan insanlara hafife alan, dışlayanlara karşı çok net, belirgin bir duruş sergilemek için ortak mücadele etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Çok etraflı ve önemli, çok önemli bir konu bu ırkçılık mevzu malum. Ona değindiniz. Ben kısaca şöyle bir özetlemek de istiyorum devam etmeden önce. Selma Hanım'a söz vermeden önce. Şimdi burada aldığım notlar var. Doğrudur, ırkçılığın kökeninde beyaz ırkı korumak var özellikle. Yani Avrupa'daki, Batı'daki ırkçılığın kökeninde bu var. Sadece Avrupa'da değil, malum bu geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Afrika kökenli Amerikalılara karşı yapılanları hep birlikte izledik. Bütün dünya izledi, ibretle. Şimdi Alman toplumunun tam olarak anlamaya başladığı noktasında çok emin değilim ben şahsen ama önemli bir şey söylediniz. Yavaş yavaş yani bu Hanau ve Halle ve Hanau yahut da hangisi daha önceydi? Halle daha sonra galiba. Bu şekilde bir sıkıntı olduğunu anlamaya başlamış olmaları gerekir. Yani en geç Enesu'yla başlamış olmaları gerekir. Fakat ben o duyarlılığın daha henüz tam anlamıyla yerleştiği kanaatinde değilim şahsen. Şimdi bu Enesu mekanizmasının da yavaş işlediği konusunda çok haklısınız. Bütün dava tutanaklarını okudum ben. Dava aslında herhalde hukukçu değilim ama hukukçuların uzun süre üzerinde konuşulacak duruşma tutanaklarını okudum. 5 cilt. Enteresandır. Yani Almanya'da bu konuya yaklaşımın aslında beklenenden çok daha farklı olduğunu gördük ve aslında bu da rahatsız edici bir şey bu. Ondan sonra ve kurumsal ırkçılığın giderek varlığını artık tespit ediyoruz. Yani bunu değiştirmek için de hazır olmadıkları doğrudur hocam. Çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Bu İslam mevzu da neredeyse maalesef yani insanın dili varmıyor. İslamiyet terörle eş anlamlı kullanılmaya başladı. Bu olacak bir iş değil. Şimdi bu anlattıklarınız özellikle Doğu'ya karşı, İslam'a karşı bizlere bakışın bu denli işte aslında çağ dışı olması oryantalist zihniyetten, paradigmadan geliyor. Yani oryantalizm de 19. yüzyılın eseri daha ziyade ve biraz da çıkış yeri Almanya'dır yani. O nedenle
o oryantalist yazarlara baktığınız vakit aynı savları ileri sürdüklerini görüyorsunuz. Bizim ne yaptığımıza da gelince o da çok önemli. Doğrusu bir kurban şeyiyle, psikolojisiyle de hareket edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii mümkün olduğu kadar geniş bir duyarlılık duyulması oluşturmak gerekiyor. Ne yapılabilir? Tabii burada dediğiniz ki proaktif olmak lazım. Doğrudur. Proaktif olup mümkün olduğu kadar meramımızı anlatmak durumundayız. Meramımızı anlatmazsak zaten başkaları bizim adımıza konuşmaya başlıyor bu sefer. Bu Türk ve Alman anayasalarında ırk konularına gelince aslında Almanya ırkçılıktan büyük zarar görmüş bir ülkedir. Aslında ırk konusuna da çok sempatiyle bakmayacakları kesin. Ama anayasa her şey demek değil biliyorsunuz. Yani aslında popüler kültürde oluşan bir ideolojik şey var, görüş var, yaklaşım var. O popüler kültür de yine sizin isabetle belirttiğiniz gibi orta sınıfın meselesi. Bunun biraz da böyle işte son 30-35 yıllık neoliberal gelişmelere bağlı olduğunu düşünüyorum ben. İnsanların biraz böyle işte birbirlerine olan davranışlarında, yaklaşımlarında farklılıklar ortaya çıktı. Bizim anayasamız, o maddeyi hatırlayamadım ben, bilmiyorum ama yani aslında ırk konusunda veyahut da ırkçılık konusunda bence dünyanın en liberal anayasalarından biridir. Çünkü biz mesela Türk kavramını bir ırk olarak da ifade etmeyiz biliyorsunuz. Bu ülkenin vatandaşları olarak şey yaparız, anlarız Türk deyince. Dolayısıyla o konuda pek sorunumuz olduğu kanaatinde değilim ama mesele o değil tabii. Mesele bu popüler kültürün son yıllarda özellikle sosyal medya mecraları ile birlikte köpürtülmesinden kaynaklanan bir şeydir. Peki ben çok özür dilerim. Korsan bildiri yayınlamak istemiyorum burada. Selma Öztürk hocama geçmek istiyorum. Selma Hanım, siz hukukçu olarak, bir hukukçu olarak bu meseleleri bir hukuki bakımdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl önlenebilir? Yani hukuken alınacak bazı tedbirler var mı? Yasal yeni adımlar atılabilir mi? Yani işte Avrupa Birliği'nin mesela nesi var? İşte ayrımcılığı önleyici bir takım mevzuatları var. Bu ülkede ben hatırlıyorum. Almanya bu Antidiskriminierungsgesetz adını bile o şekilde koymadılar. Ayrımcılığı önleme koyamadılar yani. Uzun süre ayak sürüldü yani bu kanunu çıkarmamak için. Çok ilginçtir. Hakikaten bir yerde kiralayacak bir ev ararsınız, adınızı duyan hemen vazgeçer yani. İşe giremezsiniz falan. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılığın olduğu, ayrımcılığın ve bunun giderek ırkçılığa veyahut da ırkçılıktan kaynaklandığı için ayrımcılığın olduğu ve hatta maalesef bir çeşit ille de fiziki şiddet değil, farklı şiddet biçimleri var. Şiddete de dönüştüğü bir durumla karşı karşıyayız. Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Bu konuda sizin görüşlerinizi 15 dakika içinde istirham edeceğim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün Hanau saldırısından sonra, ya bir yıl geçtikten sonra hangi noktaya vardığımızı ben burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve burada tabii kader kısmet durumunu bir kenara bırakaraktan hukuki açıdan çok net bir şekilde şunu diyebiliriz. Gereken önlemler alınsa idi bu saldırı önlenebilirdi. Ve konumu ben bizzat Hanau saldırısı gecesindeki olanlarla, buradaki ciddi ihmalkarlıklarla ve buradaki fahiş hatalarla aslında bu konuyu ben cevaplandırmak istiyorum. Şimdi bu olaydan sonra birçok soru işaretimiz vardır. Nasıl olur da sorulardan, cevaplardan çok sorular var, burada birikiyor diye sormamız gerekiyor. Şimdi fail ya da cani dememiz gerekiyor aslında bu kişi. Bu cani 2002 yılından beri polislere bilinen bir kişi olmasına rağmen bu kişi gözetim altına alınmıyor. Toplam 15 kere dosyalarda ismi geçmesine rağmen bu kişiyi polisler ruhi dengesinin bozuk olduğunu bildikleri halde bu kişiye silah ruhsatı veriyorlar. Bu kişi silah sahibidir ve bu kişi bilinçli bir şekilde o gecede saldırıyor. Yani Hanau zaten küçük bir kenttir. Bilenler, gidenler bilir.
Yani Hanau sokaklarında nasıl oluyor da bu kişi koşmuyor bakın. Arabasına biniyor ve gayet rahat bir şekilde, yani orada kameralardan bunu görüyoruz. Elini kolunu sallaya sallaya elinde bir silahla rastgele keyfi bir şekilde diyeceğim ama keyfi değil. Nasıl oluyor da? Keyfi olmaması sebebi de şu. Yani ilk olaydan sonra, tek ilk katliamdan sonra bakın Mustafa Tunç Beyefendi'yi görüyor. Mustafa Tunç Beyefendi de Türk kökenli bir vatandaş olmasına rağmen sarışın ve mavi gözlü. Yani görünümü burada tipik bir Türk demezsiniz görseniz. Bu kişiyi sokakta görüyor. Silahını döşüne dayıyor göğsüne ve bir şey mi var diyor. Ve onu Türk ile bağdaştırmadığı için devam gidiyor yoluna. Yani burada da görüyoruz ki bu olay münferit bir fail değil, bireysel bir saldırıda değil. Bu insanlar örgütleşmiş insanlar. Bu insanlar özellikle internet boyutunda radikalleşen insanlar bunlar ve birbirini çok iyi tanıyorlar. Burada kesinlikle münferit bir failden konuşmak yasak olur ve olayı basite indirger. Bunu yapmamamız lazım ama bilinçli bir şekilde medya bu olayı basitleştirmek için münferit bir olaymış gibi gösteriyor. Nasıl olur da ilk olaydan sonra Mustafa Bey polisi aramasına rağmen polise ulaşamıyor? Yani burada bir nedensellik zinciri yürütmüş olsak belki ilk olaydan sonra polise ulaşılabilseydi belki 8 tane katliam engellenebilirdi. Nasıl oluyor da burada defalarca polis aranmasına rağmen polis hatlara ulaşılmıyor? 2 tane hat olduğunu biliyoruz biz bugün ve sadece bir polisin o gün mevcut olduğunu biliyoruz. Bu Nazya'da zaten şehir merkezine o kadar yakın ki bu mekanlar, bu saldırıların gerçekleştiği yerler. Nasıl oluyor da bunu kimse duymuyor? Yani burada adeta bir göz yumma mı var? Burada bir görmemezlik mi var? Burada bir, yani insan hakikaten burada çok naif bir şekilde bu olaya yaklaşsa ya burada bir örgütleşme mi var diye soracak insan, yani tabii olarak bir vatandaş olarak ya. Nasıl oluyor da polise ulaşılmıyor? Ve bu olaylar bakın, bütün bu sorduklarımın, suallerin cevabını biz bugün hala alamıyoruz. Ve bütün bu soruların oluşmasında devlet kendi başına soruşturma açtığı için değil, aileler bizzat bu olayın peşinde düştüğü için ve gazeteciler bu olayı bu şekilde araştırdığı için bu sorulara biz ulaşmış oluyoruz. Yani burada bir savcılık falan burada işin başına geçmiyor. Bunları araştırmıyor bakın. O kadar ilginç bir mesele ki. Hangi polis memuru o gün o kollukta oturdu ve telefonlara çıkmadı? Bu telefonlar normalde iletilirken neden o gece iletilmedi? Bu soruları hepimiz sormamız gerekiyor. Neden ikinci olay yerindeki kapı, acil çıkış kapıları o gün kapalıydı, kilitliydi? Polisler o kapıların kapanmasını burada söylüyorlar ve o kapılar kapalı. Bakın o insanlar can havliyle kaçacak bir yer arıyorlar ve o kapılar kapandığı için çıkamıyorlar. Bunlar en meşru ve sormamız gereken sorulardır. Devamında da o gün otopsiler yapılıyor. Bakın 9 tane de burada maktulün otopsisi yapılıyor. Normalde bir otopsi için mahkeme kararına ihtiyaç duyuyoruz. Mahkeme kararı olmaksızın otopsiler yapılamaz. Ona rağmen ama savcılar tek başına, kendi başına böyle bir karar veriyorlar. Ve otopsiden önce aileler çocuklarını göremiyor. Burada onları göstermiyorlar. Bakın nasıl bir şey ya? Hukuk devleti diyoruz. Ve burada olaylarda bile çocuklarını görmeden ancak otopsilerden sonra velileri çocuklarını görebiliyor. Paramparça vücutlarının kesilmiş bir şekilde çocuklarını gördüklerini söylüyor. Hamza mesela, Boşnak evladımız Hamza'nın babası, Boşnak Büyükelçiliğine, konsolosluğuna Hamza'nın öldüğü daha önce ulaşıyor. Bakın babası orada, yani sürekli ne oldu evladıma sormasına rağmen babasına herhangi bir bilgi verilmiyor. Ama affedersin konsolosluğa ya da büyükelçiliğe çocuğun ölmüş olduğu bildiriliyor. Nasıl olur da burada babadan önce konsolosluğa bildirilir böyle bir önemli bilgi? Bu sıradan bir şey değil ki. Ve bunun gibi birçok sorular daha var. Hepsini burada tek tek söylemek istemiyorum. Tek tek sıralamak istemiyorum. Ama bunun gibi bir sürü esrarengiz, hala sorulara cevap bulunamayan olaylarda ya bu tesadüf mü, tesadüf olamaz dediğimiz birçok şey var burada bakın. Böyle ki Almanya'da Black Lives Matter, yani ta Amerika'da diğer okyanusun diğer ucunda siyahi bir insan öldürüldüğü zaman
Almanlar sokaklara dökülüyor. Black Lives Matter diye bas bağırınca neden kendi ülkelerinde bundan kat be kat daha vahşi, daha dehşet verici bir olay yaşandığına neden burada suskun kalınıyor? Neden buradaki vatandaşlara bu empati, aynı empati gösterilemiyor? Tabii bunların çünkülerine biraz sonra geleceğim. Ben şimdi neden nasıl oluyor diye sorularla çünkülere de biraz sonra gelmek istiyorum. Ve burada demek ki bir sıkıntı var dememiz, bir toplumda bir sıkıntı var. Her ne kadar da genelleştirme yapmamız mümkün yanlış olsa da Hanau için de geçerli bu. Gene de burada bazı sıkıntıların olduğu aşina. Mesela Hessen Eyalet Başkanı Volker Beyefendi işte o gün işte aile fertlerinin anlatına göre bunları davet ettiğinde elinde bir yoğurtla böyle lakayt, laçka ve küstah bir şekilde anlatın bakayım der. Ya elinde yoğurt yiyerek insan böyle bir olayın kurbanların ailelerini bu şekilde mi siz kabul edersiniz? Ve orada da evet haklısınız ama ben bundan daha dehşet verici olaylar gördüm. Bir sonraki olayda daha iyi yapacağız inşallah diye küstahça bir cevap vermesini mi söyleyelim? Veya bunun dışında yine kendi aynı şahıs polisimiz işini fevkalade yapmıştır demesini mi söyleyelim? Yani burada o kadar hakaretvari şeyler var ki. Hanau saldırısının kesinlikle bir münferit olay olmadığını, bireysel bir saldırı olmadığını biliyor, söylememiz gerekiyor. Yani bu camiadaki insanlar tehlikeli. Bunun altını çizerek bastıra bastıra söylememiz gerekiyor. Bakın verilere göre bugün 400 tane aşırı sağcı, radikalleşmiş aşırı sağcı ve şiddete meyilli her an bir insanın canına kıyabilecek insanlar burada yer altında ve polis bunlara ulaşamıyor. Yine aynı şekilde 1200 kişi bakın bugün 1200 aşırı sağcı bugün silahlanmış bir vaziyette. Yani bunların elinde silah var. Geçen yıl silahlara yani silah sahibi olan aşırı sağcı bugün %35 bir artış izlendi burada. Peki bu polis memurlar ne yapıyor? Burada uyuyor mu bunlar? Yine meskur failden bahsedecek olursak bu nasıl bir hem ruh dengesi yerinde diye teşhis konuyor hem de bu kişinin bir silahı var hem ruhsatı var ve profesyonel bir atıcı bakın. O kadar isabet ediyor ki nargilerin arasından bile isabet ettiğini biliyoruz biz bugün. Ayrıca özel polis özel harekatlar da o gün orada bulunmasına rağmen işlerini o kadar yüzeysel ve yanlış yapıyorlar. Çünkü ilk anda bu olayın duyulduğunda kesin bu yine kendi aralarında bir kavgadır, işte aşiretlerdir, uyuşturucu camiasıdır ve sürekli burada muhatabını ciddiye almamak var bakın. Bırakın kendilerine müdahale etmeyelim gibi bir intiba oluşuyor burada ister istemez. Polis neden bu kadar geç harekete geçiyor ve neden sonradan bu sorular sorulduğundan olmadığını söylüyor. O özel harekatlar orada değildi diyor ama biz ekranlardan paylaşımlardan orada bulunduklarını öğreniyoruz. Ve bunun gibi nice sorular. Ayrıca işin en tuhaf ve en yaralayıcı boyutu da burada bakın fail önce annesini ve sonra babasını kendisini öldürüyor. Babası sağ ama babası en az kendisi kadar tehlikeli ve kendisi kadar ırkçı bir insan olduğunu biliyoruz. Ya bunlar aynı sokakta yaşayan insanlar. Komşu dedikleri insanlar. Bugün bu kurbanların aileleri hala aynı yerlerde oturuyorlar bakın. Hala camlarından balkonlarına baktıklarınca ya olay yerlerini görüyorlar ya da işte caninin evini görüyorlar. Yani bunlar uzaktan gelen, aniden radikalleşen insanlar değil. Bunlar bal gibi de diyemek istiyorum burada Türkçemizde. Bal gibi de bunlar kurumlar tarafından bilinen ama buna rağmen göz yumulan insanlar. Aynı şartları taşıyan ama yabancı kimlikli ya da yabancı isimli biri olsaydı bunlar çoktan polis ve savcılık tarafından gözlemlenirdi. Ama bu olayda maalesef burada tamamen duyarsız kalıyor, tamamen ilgisiz kalınıyor ve bu olayda bir şekilde dolaylı fail olmuş oluyorlar. Bunu açıkça belirtmemiz gerekiyor. Neden burada sorumlular bir sene geçmesine rağmen hiçbir sorumlu burada istifasını belirtti mi? Belirtmedi. Hiç kimse burada sorumluluğu üstlenmiyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Burada sorumluluk alması gerekiyor kurumlar. Evet ve burada zaten işin en yaralı tarafı da bu. Zaten faillerin aile fertleri de bunu diyor. Ya biz burada kabul görünmek istiyoruz. Ya bu olayın aydınlanmasını istiyoruz. Çocuklar geri gelmeyeceklerdir kesin. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama gencecik insanlar
hayata veda ettilerse bunun tekerrür etmesi, etmemesi için neler yapılıyor? Biz bu soruyu sormamız gerekiyor kendimize. Şimdi çünkülere gireceğim. Çünkü neden bu böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü her gün Almanya medyasında en az bir haberde İslam ve radikalizm bağdaştırılıyor. Her gün haberlerde Müslümanların aleyhine haberler çıkıyor. Her gün işte bu programlarda konuklar davet ediliyor ve alaylı bir şekilde işte Romenlerle, Müslümanlarla veya ayrı başka kültürlerle alay ediliyor. Yani bunun zeminini aslında siyaset ve medya hazırlamış oluyor. Her gün siz bu şekilde bu kitlenin aleyhine, bu azınlıklar aleyhine böyle bir propaganda yaparsanız er geç olacağı budur. Yani bunu görünen göy kılavuz istemez. Bunu açıkça söylememiz lazım bu şekilde. 2020 yılında korona şartlarına rağmen, buradaki önlemlere rağmen, yani kısıtlamalara rağmen Almanya'da 900 saldırı gerçekleşiyor. Bu cami ve Müslümanlara karşı yapılan saldırı. Bakın bu böyle basit veya da küçük bir rakam değil. Cüzi bir rakam değil. Bilakis bu çok yüksek bir rakam. Ve bu sadece bilinen yönü. Bir de bunun bilinmeyen bir yönü var bakın. Ve burada da yine 900 saldırıda bu ne demek oluyor matematiksel hesap yaptığımız zaman? Aşağı yukarı her gün 3 tane saldırı gerçekleşiyor. Peki bunun cevabı ne oluyor? Bunun cevabını göremiyoruz. Burada bir tepki ya da bir dayanışma göremiyoruz biz maalesef. İşin en temelinde bu yatmaktadır zaten. Yani babaya sakın saldırmayın diye bir tavsiyede bulunuyor burada. Cani'nin babasına lütfen orada saldırılmasın bu adamı görünce. Yani intikam duygunuz kabarmasın diye burada tavsiye ve tekliflerde bulunuluyor bu aileler için. Bu ne kadar hakaretvari bir mesele. Ya bunun farkına varmamız lazım. Biz hala uzaktan seyrederken bunun tam olarak ne olduğunu herhalde tam oturtturamıyoruz. Evet çok ciddi bir saldırıydı, çok vahşet verici bir vahşet bir saldırıydı. Ama bunun arka planını görmemiz gerekiyor. Bugün Müslümanlar, özellikle benim gibi tesettürlü kadınlar, hanımlar sokağa çıkınca kendilerini güvende hissetmiyorlar bakın. Ve burada gereken dayanışmadan yoksun kalıyorlar. Kendim de orada doğup büyüdüğüm için, hukuk fakültesini orada bitirdiğim için hepimiz bir şekilde bu ayrımcılıklara, bu aşağılanmalara maruz kaldık kesinlikle. Yani bunu yaşamaması mümkün değil ve emin olun polislerde de bir şekilde muhatap olduysak yine bu aşağılamaları herkes bugün yaşıyordur bir şekilde. Mahkemelerde yabancı isminiz var ise özellikle gençlik cezası konusunda ortalama baktığınız zaman araştırmalara göre yabancı isminiz var ise çok daha ağır cezalar alıyorsunuz. Ama burada bir Alman ismi ise gel bakayım kerata işte ne yaptın falan böyle de daha çok empati besleniyor burada. Nasıl olur bu şeyler? Bu soruları biz sormamız gerekiyor. Bu soruları biz mütemadiyen sormamız gerekiyor ve bunu unutmamak, hem Hanau saldırısı unutmamak hem de bunun tekrar olmaması için biz hesap sormamız gerekiyor. O kadar önemli bir boyuttur ki bu. Bakın geçen sene polis teşkilatı içinde bir araştırma yapalım dendi. Polisler ne kadar sağcı, ne kadar ırkçı dendi. Ve bunu sözlerde de biraz bitirmek istiyorum. Çünkü çok da uzatmak istemiyorum müsaadenizle. Bakın orada çünkü NSU davasındaki avukat Seda Hanım'ın sürekli tehdit geliyor. Bu e-maillerde zaman bu e-maillerin kimin hattına baktığımız zaman polis teşkilatı çıkıyor. Polisteki polis memurları bu e-mailin gönderdiği ortaya çıktı. Peki bunun bir hesabı oldu mu? Bunun bir muhasebesi oldu mu? Hangi polisler bunu yaptığını tespit edildi mi? Bu insanlar görevden alındı mı? Maalesef bütün bu soruların cevabını biz hayır ile cevaplandırmamız gerekiyor. Peki hal bu iken nasıl bizim vatandaşlarımız o ülkede hukuk devletine güveniyorum diyebilsin ki? Ve bu araştırma yapılmadı bakın. Neden yapılmadı biliyor musunuz? Bu araştırmayı engelleyen kişi bugün Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer oldu. Böyle bir araştırma ihtiyacımız yoktu dendi bakın. Olacak şey mi? Neden korkuyorsun? Yap o zaman araştırmayı. Bu kadar eminsen ırkçılığın olmadığını, o zaman yap araştırmanı. Tahminini burada teyit ettir. Neden kaçıyorsunuz? Yani burada bir yüzleşme yok maalesef. Bu insanlar hala hatalardan öğrenmiyor. Hala herkes sanki birbirinin ayıbını kapatıyor gibi bir intiba edinmemek mümkün değil burada. Ve son olaraktan da tabii şu dili de dile getirmemiz gerekiyor. Bakın medyaya baktığımız zaman İsmail Bey de bir ihtimal bunu dile getireceği için ben son sözümde
buradaki katkımı bitirmek istiyorum. Hala çünkü hala bu ülkede doğup büyümenize rağmen, vatandaş olmanıza rağmen siz fremd, yabancı, uzaktan gelme, yani bizimle bağdaşmayan bir yani adeta bu uzaylı gibi bir muamele görüyorsunuz. Almanlar seyahati çok sever. Bakın bütün dünyayı gezen Almanlar kendi ülkelerinde yabancıları barındıramayacak kadar aciz bir toplumdur diyebiliriz. Genellendirme yapmaksızın tabii ki. Sürekli burada yabancılara karşı bir saldırı dendi bakın. Ausländer yabancı dendi. Burada kullandığımız dil zaten bunu tetikliyor. Zaten bunlar vatandaş olarak görülmedi ki. Hani başkası burada saldırıya uğrandı deyip burada empatiyi de yoksun bırakıldı. Tabii son olaraktan da şunu dile getirmek istiyorum. Burada tabii önümüze ileriye yönelik ceza hukukunda bir suç maddesi getirilmeye çalışılıyor. Bu da yine antisemitizm ve diğer ırkçı saldırılara karşı bir suç maddesi oluşsun deniyor. Bunun çalışmaları var. Ama burada bakın bile antisemitizm ve ırkçılık. Niye burada meseleyi ismiyle zikredemiyorsunuz? Antisemitik ve anti-İslamcı ya da Müslümanlara karşı saldırı. Bunu kimse dile getiremiyor. Nasıl ki İsmail Hocam'ın dediği gibi isimleri söylemekten bile men eden bu toplum aynı zamanda bu kitlenin kim olduğunu bile dile getirmekten yoksun ve bilinçli olarak, kasıtlı olarak yapıldığından hiç şüphem yok hukukçu olarak bakın. Ve böyle bir toplumda bu olayların meydana gelmesi aslında çok da şaşırtıcı değil. Allah'ım korusun oradaki insanlarımızı. Rabbim bunu tekrar nasip etmesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu şekilde de çok uzatmak istemediğim için de sözlerime son veriyorum. Saygılar diliyorum. Hocam mikrofonunuzu açmanız gerekiyor. Osman Hocam mikrofonu açman gerekiyor. Mikrofonu kapalı hocam. Evet. Osman Hocam mikrofon hala kapalı. Duyamıyor seni şu anda. Mikrofonunuzu açabiliyor musunuz Osman Hocam? Yukarıdan sağda hocam şey var. Kamera ve mikrofon işareti var. Özür dilerim. Tamam. Kusura bakmayın. Evet, şimdi duyuluyor. Selma Hanım çok teşekkür ederim. Sizin söylediklerinizle ilgili benim de söyleyeceğim birkaç bir şey var ama şu anda zannediyorum İsmail Erel Bey'in ayrı bir de programı var. Onun için sözü hemen ona vermek, söyleyeceklerimi de ertelemek istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim her şeyden önce Selma Hanım. Çok önemli noktalara değindiniz. Şimdi deneyimli gazeteci, Almanya'da yıllardır gazetecilik yapan Sabah Gazetesi Frankfurt temsilcisi Sayın İsmail Erel'e bu konuya medya açısından, iletişim açısından nasıl yaklaşılması gerektiği, nasıl yorumlanması gerektiği konusundaki fikirlerini sormak üzere davet ediyorum Sayın İsmail Erel'i. Buyurun İsmail Bey. Öncelikle çok teşekkürler. Burada şu an Hanau'da bulunuyorum. Hanau'da resmi törenin yapılacağı binaya geldiğimiz için maalesef bir maske mecburiyeti var. Ama şöyle kısaca bir selam vereyim herkese. Şimdi biraz sonra dediğim gibi maalesef hani kısa tutmak zorunda kalabilirim. Şimdiden bunu bildirmek istedim. Çünkü program biraz sarktığı için her an içeriye alabilirler. Çünkü binaya zamanında tam salona girmezsek bir daha girmek mümkün olmayacak. İçeri almayacaklar. Bir de koronavirüs testi var sonuçta. Şimdi tam bir yıl oldu. Bir yıl önce biz oraya gittiğimizde yani ilk haberi aldığımızda bir saldırı oldu diye. Bizim oturduğumuz yere de çok fazla uzak olmadığı için yarım saat içinde olay yerine geldik. Yani duyduktan yarım saat sonra. Duymamız da yaklaşık 22-20 olduğunu düşünürsek yani 11'e doğru akşam Hanau'daydık. Burada tabii ailelerin çaresizliğini gördüğümüz gibi gazetecilerin aslında Alman gazetecilerin başından beri yoğun şekilde hemen Hanau'a akın ettiklerini, buraya geldikleri ve birlikte burada çalıştık. İlk başlarda olay tabii ilk 4-5 saat sürekli mafyavari bir hesaplaşma. Bunun mafya arasında bir hesaplaşma olduğu söylendi. İşte örnekler verildi. İşte Rus-Arap mafya hesaplaşması olabilir denildi. Türk-Rus mafyası olabilir denildi.
Haliyle de buradaki özellikle Alman basını internette hemen bu haberleri bu şekilde yaymak zorunda kaldılar. Çünkü görgü tanıkları da ilginç şekilde gazetecileri buraya doğru yönlendirdi. Yani bizle konuştuğumuz bizim insanlarımız evet zaten daha önce de sıkıntılar vardı şeklinde ifadelerle olayı 2-3 saat minimum o yöne doğru yönlendirdi. Ve maalesef sürekli işte kriminal iki çete arasındaki çatışma sonucunda Hanau'da ilk belirlemelere göre 9 kişi oldu şeklinde, öldü şeklinde yayınlar yapıldı. Tabii bu yayın yani haberin bu şekilde çıkması yani haber düzeltilir çok büyük bir problem değil. Ama insanlarda bıraktığı algı, okurlarda bıraktığı algı aslında çok büyük sorunlara neden oldu. Çünkü bu haberlerin internette bunların bu yorumların altına işte bu yabancılar yine şehrimizi yaşanmayacak hale çevirdiler. İşte zaten bu nargile barlarda sürekli suç örgütleri faaliyet gösteriyor. Oraya giden insanlar da genelde düzgün insanlar değil şeklinde yorumlar yapıldı. Biz ilk şeyi şüpheli yani ailelerle görüştükten sonra bir de bir iki görgü tanığıyla görüştükten sonra aslında saat 1'e doğru bu olayın ırkçı bir saldırı olabileceği konusunda bazı ipuçlarına sahiptik. Ancak polis bunu bir türlü doğrulamadı. Polis doğruladıktan sonra ise haberler tabii anında yön değiştirdi. Alman basını da bunun bir saldırı olduğunu yazmaya başladı. Birçok gazete terör saldırısı dese de tabii arada basit hani bunu tamamen sırf saldırı kelimesiyle veren oldu. Irkçı saldırı kelimesiyle veren oldu. Genel anlamda baktığımızda sonradan değerlendirdiğimizde Alman basının aslında hani bütün bir bütün olarak baktığımızda başarılı bir yayıncılık daha sonra yaptığını görüyoruz. Çünkü bunun ırkçı bir terör saldırısı olduğunu hepsi sonradan yazdı. Ama buradaki asıl sorun haberlerin içinde yer alan bazı terimlerin yabancı düşmanları bilerek ya da bilmeyerek aslında körüklediği. İşte ölen insanların yabancı olduğu, ölen insanların işte Türk kökenli olduğu. Hani bunları sadece Hanau Belediye Başkanı'nın yaptığı bir açıklamadan sonra haberlerin tarzı da değişti. O insanlar içimizden insanlardı. Onlar Hanau'luydu dedikten sonra basında biraz daha farklı haber yapmaya başladı. Türk basını da zaten baskılar internetleri aynı Alman basını gibi saat 2'den 3'den sonra terör saldırısı diye verilmeye başlandı. Burada daha çok saldırıdan sonra hemen değil de olaydan 1-2 hafta sonra hatta 1-2 ay sonrasına kadar varan süre daha önemli. Çünkü bu katil bu saldırıyı neden işledi? Katilin annesi babası kimdi? Nasıl insanlardı? Nasıl bir çevrede yetişti ve bağlantıları nelerdi? Bunları araştırmak aslında daha önemli oldu ve bizim burada elde ettiğimiz çok önemli ipuçları oldu. Örneğin katilin bu saldırıyı yapmadan önce hem Hof kenti yakınlarında Almanya'nın Hof kenti yani Çekya sınırında bulunan bir şehirde orada da bir ev kiraladığı ortaya çıktı. Orada da nargile barlara gidip gezdiği ortaya çıktı. Şimdi resmi dosyalara falan baktığınızda aslında Tobias Rathjen ile ilgili bilinmesi gereken her şey gazeteler tarafından yazıldı. Bunlar var. Ama asıl bilinmeyen taraf çok önemli bizim için. Biz hala bilinmeyenin üzerine gitmek için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Yoksa geçmişi nasıldı, çocukluğu nasıldı, neler yaşadı, neler yaptı etti. Bunlar artık biliniyor. Hanau'da kurbanlar da artık biliniyor. Kurban aileleri de artık biliniyor. Ama bu ırkçı katilin bağlantısı var mı yok mu? Bu soru hala belli değil. Babanın rolü konusu bence önümüzdeki dönemde özellikle basın olarak babanın yaptıklarının veya yapmadıklarının üzerine gidilmesi gerekir. Biz en azından babanın gerçekten oğluyla birlikte hareket edip etmediği yönündeki deliller var mı yok mu? Bunlara bakacağız. Savcılığa
savcılığa biz de sorular göndereceğiz. Biz de emniyet müdürlükleriyle görüşeceğiz. Yani bu bilgileri, belgeleri almak, görmek istiyoruz. Çünkü baba ifadesinde diyor ki ben saat 8'de yattım, saat 24'e kadar uyudum. Ama komşu tanıklarına göre 22.30'da oğlunun aracının başında bir el feneriyle görülüyor baba. Bütün bunların daha sık, yani özellikle babanın rolünün daha sık şekilde tekrar gazetelere yansıması için biz yayınlarımızı sürdüreceğiz. Dediğim gibi Alman basını genel anlamda baktığımızda haberdeki bazı ayrımcı veya yabancıları ötekileştiren ifadeleri görmezden gelirsek, genel habercilik anlamında gazetecilik gözüyle değerlendirdiğimizde iyi bir yayıncılık örneği verdiler. Yani olayın terör saldırısı olduğunu, en azından bunun ırkçı bir saldırı olduğunu ve Tobias Radgen ile babasının şehirde bilinen ırkçı olduğunu yazmaktan çekinmediler. Ailelerine, hikayelerine yer verdiler. Ve bu anlamda en azından, çünkü NSU'da çok daha farklı olaylara tanık olduk. NSU olayında, yani dönerci cinayetleri diye hem kurbanlar küçümsendi hem de yapılan haberlerde tamamen farklı konulara ele alındı. İşte mafya hesaplaşmasından tutun, işte para alacak verecek meselesine kadar bir türlü bir sürü hikaye anlatır ve bunlara gazeteler ortak oldu. Yani emniyet müdürlüklerinin, savcılıkların verdikleri bilgiler, gazetelere işte yayılması istenen bilgiler filtreden geçmeden o zamanlar yayınlanmıştı. Şimdi Hanau'da bugün özellikle dikkatimi çeken, şu an yine burada salonda beklerken Alman gazeteci arkadaşlarla da konuştuk. Örneğin Hanau'daki terör saldırısının ülkenin en büyük gazetesi olan Bild gazetesi bugün sadece ve sadece Frankfurt baskısında yayınladı. Diğer bölgelerde bu haber yok. Hani Frankfurt'ta tam sayfaya yakın. Burada buranın insanı bu haberi okuyor ama bunu Köln'deki insan okuyamıyor. Yani halbuki çok güzel insan hikayeleri yazmışlar. Kurbanların yakınlarını ele almışlar ama maalesef Almanya genelinde değil. Die Welt gazetesi veya Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, bugün onlar da konularla ilgili haberler yaptılar. Ailelerle görüştüler. Ama istenen nokta aslında babanın suçu nedir? Başka bir bağlantı var mıdır? Yok mudur? Bakın, gizli servis rolü var mı? Yok mu? Bunlar da bilinmiyor. Bunların hepsinin araştırılması lazım. Yani şey demekle, polis görevini yaptı demekle görevini yapmış sayılmıyor. Az önce Selma Hanım güzel bir örnek verdi. Volker Bouffier, Hessen Eyaleti Başbakanı, kurban aileleriyle görüşürken elinde yoğurtla içeriye giriyor. Aileler bana da anlattı bu detayı. Hatta ben 40-50 yıllık avukatım. Daha ne olaylara tanık oldum ben? Daha bu ne ki? Şeklinde bir ifadesi var. Ve bundan aileler büyük rahatsızlık duymuş. Şimdi bunları mesela ben isterim ki aileler bu noktaları Alman basınına, Alman gazetelerine anlatsın. Bunu söylesin hikayelerde. Çünkü neden? Volker Bouffier'in aslında orada, yani bir insani sıcaklık göstermeden bir robot gibi aklına geleni o an söylemesi. Bunlar sonuçta Alman okurda da tepki çeker. Yani insanın biraz daha, en azından ölenlere saygıdan ötürü ben daha neler gördüm dememesi gerekir. Hayır, öyle bir şey görmedi. Yani avukat da bu şey değil ki, bir aile içi herhangi başka bir cinayet alacak verecek meselesi değil ki. NSU cinayetleri 2000-2006 yılları arasında ölen insan sayısı belli. Polis Michel Kiesewetter'i de sayarsak 10 kurban var 6 yılda. Ama burada toplam 10 dakika içinde annesini sayarsak tekrar kurban 10 ölü var. Yani çok daha vahim. Almanya'nın en ağır, bir kişi tarafından işlenen en ağır terör saldırısı. Ve Volker Bouffier maalesef bunu küçümsüyor. Burada tabii Hessen eyaletinin genel rolüne bakmak lazım. Hessen eyaletinin ırkçılıkla ilgili zaten genel bir sorunu var. NSU dosyasını, yani muhbir ajan Andreas Temme'ye bağlı muhbirlerin dosyası 120 yıl süreyle biliyorsunuz devlet sırrı ilan edilmişti. Bunlara yaptığımız itirazlar sonucunda, ayrıca bir Alman gazetesinin yaptığı itirazlar, açtığı davalar sonucunda bu süreyi indirdik 30 yıla. Ama bu dosyanın içinde ne var? Bu dosyanın içindekiler ilgilendiriyor bizi. Örneğin Tobias Radgen ismi
herhangi bir şekilde gizli servisin dosyalarında var mı? Yani gizli servisin takibinde miydi? Potansiyel tehlikeli olarak, tehlikeli bir insan ve potansiyel aşırı sağcı olarak. Çünkü silah ruhsatı alan birinin mutlak surette bir güvenlik soruşturması geçirmesi gerekiyor. Ben daha çok gazetelerin bu saatten sonra, hani artık olan değil, aydınlanmayan ve ailelerin soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek, sorulara cevap verebilecek haberlerin üstüne gitmesini istiyorum. En azından biz öyle yapacağız. Yani bu saatten sonra da bu yüzden buraya geldik tekrar bugün. Hanau'dayız sabahtan beri. Şimdi tekrar yetkililerden inşallah açıklama alabileceğiz. Ama ailelerin suç duyurusunda bulunmasının nedeni o federal başsavcılığa. Babanın verdiği ifadelerin tamamen tutarsız olması. Yani tamamen tutarsız babanın ifadeleri. Babanın yalan söylediği aşikar. Muhtemelen yani şüphe şu. Saat 22.30'da oğlunun aracının başına gidiyor ve el frenini aracın içine tutuyor. Buradaki önemli olan nokta, muhtemelen evde bu olay hakkında konuştular. Yani en azından şüphe o. Olay hakkında konuşuldu ve baba muhtemelen şüphe o yönde, silahı ne yaptın sorusunu sormuş olacak ki araca gidip silahın nerede olduğuna baktı. Aileler bundan şüphelendiği için kurban ailelerinin avukatları da bunları dile getirdi. Ve bunları savcılığa 16 sayfalık suç duyurusunda da bildirdiler. Bunları dediğim gibi bundan sonra bunları yazacağız. Çünkü ailelerin hikayeleri yazıldı. Olayın dakika dakika nasıl gerçekleştiği yazıldı. Bunlar ekranlara da geldi, gazetelere de çıktı. Bu saatten sonra tüm boyutlarıyla aydınlatılması için bilinmeyen ne kadar nokta varsa bunların ortaya çıkarılması için çalışmamız lazım. Bunun için ailelerle sık sık görüşeceğiz, avukatlarla görüşeceğiz, polis kaynaklarından, savcılık kaynaklarından bilgi belge almaya çalışacağız ve bu konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz diyelim. Benden şimdilik bu kadar. Çok özür diliyorum. Zaman da çok kısıtlı. Dediğim gibi tören alanında dolmaya başladı. Buradan çıktığımızda bir daha giriş de söz konusu değil. Ve şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bizim İsa'da ve çeken yanımızda başka akredite olan Türk gazeteci de olmadığı için bir tek biz varız. Töreni kaçırmayalım diye affınızı rica ediyorum. Estağfurullah. İsmail Bey çok teşekkür ederiz. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler. Önemli bilgiler verdiniz. Şimdi bizim bu ilk oturum biraz uzun sürdü. Sonraki arkadaşlara da haksızlık etmeyelim. Onun için kısaca bir özet yapıp hem Selma Hanım'ın söylediklerini hem İsmail Bey'in söylediklerini bu oturumu bitirmek istiyorum. Diğer oturum çünkü sırada bekliyor. Şimdi Selma Hanım'ın söyledikleri çok önemli yani. Önlenebilirdi diyor. Gerçekten de önleme şeysinin, iradesinin olmadığı anlaşılıyor. Polisin buradaki tavrı eleştiriliyor. Aynı şekilde İsmail Bey de hem kamuoyuna yansıyanlarıyla basının tavrını hem de oradaki işte yetkililerin tavrını eleştirdi haklı olarak. Bu arada tabii Volkan Bufiye ile ilgili olarak da eleştiri geldi haklı olarak. Şimdi burada Selman mı söylediği önemli bir şey. İslam'ı radikalleşmeyle eşdeğerli, hatta neredeyse terörizmle eşdeğerli olarak kullanıyorlar, bağdaştırabiliyorlar ve dolayısıyla biraz da duyarsızlıkları var yani bu kamuoyunun ve medyanın ya da işte kanaat önderleri falan açısından da böyle ve kullanılan dil de aslında bir nefret dili yani tam olarak söylemek gerekirse bir nefret dili. En azından bir öyle bir dil ki yani ötekileştiriyor, farklılaştırıyor, ondan sonra düşmanlaştırıyor, şeytanlaştırıyor. Bu dili kullandığınız takdirde medyada ve politikacılar olarak da kullandığınız takdirde bu şekilde bir sonuca varmanız da mümkün değil. Ceza hukukundaki o değişiklik girişimini de duydum. Ama mutlaka antisemitizmi başa koyuyorlar ama Almanya'da tabii ciddi sorunlardan bir tanesi ama bunu sadece antisemitizmle sınırlamak mümkün değil. Efendim bir de son onu da söyleyeyim. Bir avukatımıza
Enes'u davasına giren bir avukatımıza, bir hanım avukatımıza çok ciddi tehditler yönelttiler. İsmini vermek istemiyorum. Fakat bir müddet sonra o tehditlerin polis teşkilatı içinden bir takım adamlar tarafından yapıldığı anlaşıldı. Yani bunlar tabii ciddi işaretler. Neye işaret? Kurumsal ırkçılığın maalesef varlığına, olmamasını düşündüğümüz, olmasını istemediğimiz kurumsal ırkçılığın varlığına işaret ediyor. Yani şeyi hatırlatmak istiyorum. Görev süresi bitiyor Angela Merkel'in şimdi. Enes'u davası şeyinden cinayetleri ortaya çıktıktan sonra Bundestag'da, Federal Meclis'te yaptığı sözü hatırlatmak istiyorum. En kısa zamanda bunları önleyeceğiz, ortadan kaldıracağız. Yani çok doğru çıkmadığını da söylemek maalesef mümkün. Ve son cümle olarak, pardon, 60. yılda farklı şeyler konuşmak isteriz, isterdik. Yani Uğur Şahin'den bahsetmek isteriz değil mi öncelikle? Veyahut da daha bir sürü başarılı insanlarımız var. Almanya'ya büyük katkılar sağlamış olan, alın terleriyle, beyin güçleriyle, emekleriyle büyük katkılar sağlamış olan milyonlarca insanımızdan böyle konularla değinmek, o insanlarımızın o başarılarına, varlıklarına böyle konularla yaklaşmak değil, çok daha farklı konularla yaklaşmak isterdik. Maalesef bugün çok acıklı bir program yaptık. Bu acıklı program bizi tabii biraz daha bilinçlendirdi, biraz bilendirdi. Daha fazla sesimizin çıkması gerektiğini hatırlattı. Özellikle bunu yurt dışındaki vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. İnsan hakları ihlallerine karşı birleşip ona göre hareket etmeleri gerektiğini bir kez daha burada kendilerine hatırlatmak isterim. Pekala biliyorlar bu acıları yaşadıktan sonra. Peki ben çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılarımıza, bizi dinleyenlere. Sayın Başkanım, bu girişimlerinizden, bu aktivitelerinizden dolayı da sizi tekrar tebrik ederim. Ve herhalde Türkiye olarak bu 60. yılda aklınızda başka şeyler de var, başka planlarınız da var. Hem Türk kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna, Avrupa'daki Türklere bu konudaki tavrımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı en iyi şekilde aktarmak imkanı olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Burada izninizle kesmek ve sözü bir sonraki oturumdaki arkadaşlara bırakmak istiyorum. Bir şey mi diyeceksin Selma Hanım? Sesiniz gelmiyor. Ha, buyurun. Abdullah Bey konuşmak istiyor. Öyle mi? Öyle mi? Ben fark etmedim. Hocam, Selma Hanım teşekkür ederim. Hanımefendiye ve hocam, size moderatörünüz için ve bakan yardımcımıza hakikaten. 60. ile alakalı çok fazla projemiz var. Başarı hikayelerini öne çıkaracağız. Bir atlas çalışmamız var. Türklerin hususen Almanya'ya kattığı kültürel zenginliğin bir atlasını çıkaracağız. Yine Türk-Alman Üniversitesi ile beraber 60. yıl sempozyumumuz olacak. Kültür sanat aktivitelerimiz olacak. Uluslararası bir diaspora kısa film festivali yapıyoruz inşallah Ağustos sonu, Eylül başında. Berlin Bergama Müzesi ve Betin Güneş Orkestrası ile kültür sanat aktivitelerimiz olacak. Gala programımız olacak, tiyatro gösterilerimiz olacak, Muharrem ayı etkinliklerimiz olacak. İnşallah pandemi müsaade ederse bunların da hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Bundan da kısaca bahsetmiş olayım. Ben tekrardan katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere diyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Evet, ben de sizi tebrik ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için bize. Sağ olun. Teşekkürler, iyi akşamlar. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olasınız. Bize teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsiniz. Kolay gelsiniz.